Anne? Anne? Anne sen ne zaman geldin? Şok haberi izledikten sonra ilk uçağa atlayıp geldim. Hoş geldin anneciğim. Film. Dün sizi televizyonda gördüğümden beri migrenim durmadı. Televizyon insan sağlığına zararlı derlerdi de inanmazdım. Doğruymuş. Geçmiş olsun, bir ağrı kesici aldınız mı? Aldım. Aldım da nedense hiç fayda etmedi. Yani insan biricik evladının aşkını televizyondan öğrenince böyle oluyor demek ki. Anneciğim ben söyleyecektim aslında sana. Ne zaman söyleyecektin? Evlenince mi Pelin? Ha? Evlenince mi söyleyecektin? Biz zaten... Biz zaten daha sadece 5-6 aydır birlikteyiz. Aslında söyleyecektik ama daha yeni diye. Ne zaman? Yani nasıl oldu? Ne şekilde oldu bir araya gelişini sizin bakayım? Ne zaman? Umut benim kanalda çalışıyor. Kendisi benim müdürüm. Müdür. Ona aşkım dememe alışık olduğu için böyle müdürüm deyince şaşırdı tabii birazcık. Ailesi, yani ailesi kimlerden? Yani bizim cemiyetten mi? Tanıyor muyuz? Yani nerede yaşarlar, ne yaparlar? İyiler, öyle normal. Şehre yakın bir çiftlik evinde yaşıyorlar. Çiftlik mi? Çiftlik mi? Ay, ay galiba migrenim. Ay, migrenim tuttu. Ay migrenim. Yani öyle kendi halinde küçük bir... Kendisi çok mütevazidir. Aslında Yeniköy'de yalıları var ama orası tadilatta olduğu için şu an çiftlik evinde kalıyorlar. Hmm. Yalı mı dedin? Yalı mı? Yani köklü bir aile demek ki, öyle mi? Tabii canım, kendileri cemiyetin çok sevilen sayılan ailelerinden. Yani çok aristokrat, asil bir aile. Tanısan çok seversin. En büyük abisi doktor. Çok önemli bir cerrah. Öyle mi? Çok güzelmiş. Ortanca abisi emniyet müdürü. İşinde çok başarılı biri. Geleceğin İçişleri Bakanı diyorlar. Şahane. En küçük kardeşi de tam bir dahi. İnanılmaz icatlar yapıyor. Neredeyse dünyayı kurtaracak. Bravo. Takdir ettim. Peki ya annesi? Annesi de yardım derneklerinde aktif olarak çalışıyor. Her zaman hot kütür giyinir. Çok tarz bir kadın. Hayvanlara bayılır. Yani böyle barınaklara sürekli yardım eder. Perfect. Benim gibi desene. Peki ya babası? Babası da o kadar tatlı bir adam ki. Ya sürekli golf oynar. Bir de bridge kulübüne üye. Çok sosyaller anlayacağın. Upper class diyorsun yani. Aynen öyle anneciğim. Ailenin içine bu kadar girdiğine göre ciddisiniz anladığım kadarıyla. Niyetiniz nedir? Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Efendim biz zaten... Evet zaten evlenmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle çok ciddiyiz anneciğim. Ay, ama çok erken, daha bu yaşta ya. Ne varmış ki yaşımda benim? Ay seni kastetmiyorum Pelinciğim. Kendim için söylüyorum. Yani ben bu erken yaşta acaba kayınvalide olmaya hazır mıyım? Hiç düşünüyor musun anneni yani? Neyse yani madem karar verdiniz yapacak bir şey yok artık. Tanışalım ailenizle. Yarın gidelim. Yarın mı? Tabii yarın. Gelin bekliyoruz. Canım. Ay yeni geldim yeni. Ay tabii görüşeceğiz. Görüşmez olur muyuz? Yok yarın olmaz. Yarın bir programım var. Beni sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Umut annemi tanımıyorsun yani. Ya kabul etmez eğer bunları söylemezsem. Neyi kabul etmez ya? Ya niye söylemedin ki zaten evliyiz biz. Bak sakın bunu sakın söyleme ona. Beni mahveder, öldürür beni lütfen. Ya annen zaten bize geldiğinde her şeyin yalan olduğunu görecek. Daha mı iyi olacak öyle, daha kötü olacak? Ya annem çok kalmaz zaten burada. 2-3 gün idare etsek yeter lütfen, yalvarırım. Ya Pelin olmaz olmaz ya, ben bunu nasıl söyleyeceğim annemlere? Lütfen. Şimdi, ama öyle bakma. Ya Umut hani benim için her şeyi yapardın? Ya ben senin için her şeyi yaparım ama annemler niye yapsın ki şimdi senin için her şeyi? Yani ben her şeyi yaparım. Benim için, bizim için lütfen. Asla söyleyemem böyle bir şey. Katiyen olmaz. Netim. Merhabalar. Merhabalar. Uzan anne. Buyurun babam. Enchanté. Teşekkür ederim, çok mersi. Buyurun, buyurun. Çekinmeyin. Evet. Mil mersi.
geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Welcome. S'il vous plaît, s'il vous plaît. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Açante, siz Hatice Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Saçmalama Vedat, benim ne diyorsun ya? Saygılar, hürmetler. Efendim, ailemin diğer üyeleriyle tanıştırayım. Annem Hatice Aslan. Yolculuğunuz iyi geçmiştir umarım. First class'te rahat ettiniz mi? Ha, teşekkür ederim. Çok rahat geldim. Pelin söylemişti, hayvan sever misiniz? Çok mutlu oldum. Seviyorum, çok seviyorum. Aa, çok sever tavukları yani. Anne. Babaannem. büyükannem Hayriye Sultan. Abdülhamit'in torunu. Ay, çok memnun oldum efendim. Ay yok. Evet evet, kuzen tarafından akrabası oluyor değil mi Hayriye teyzeciğim? Öylemişim, evet öyleymişim. Abim Murat. Ünlü emniyet müdürü. Geleceğin İçişleri Bakanı. Kısmet artık, bakacağız. Ece, Burcu'nun arkadaşı. Hatice teyzemle akraba kadar yakınız. Ay evet. Bu da Burcu. Akrabanız mı Burcu? Hayır, Burcu evimizin... Geliniyim ben bu evin. Ben gelinim. Murat'ın eşiyim, biz evlendik. Yalnız büyük abim ve kardeşim bu gece çok önemli bir konferans için yanımızda olamayacaklar. Kutuplardaki ısınmanın penguenlerin sinir sistemine verdiği etki konuldu konferansa. Tabii insan ünlü bir cerrah olunca her konferansında vazgeçilmez baş konu oluyordur değil mi efendim? Anne? Annem ne oldu sana? Ha? Ne yaptılar annem sana? Ay evladım, şey yok, gençleştim. 40 yaşıma gidiyor, nasıl göz almış ha? Üf Burcu ya, arabam senin yüzünden çalındı. Yani nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun anlamıyorum. Niye arabam diyor bu kız, araba Umut'un değil miydi? Ya Ece dur şimdi, tartışmanın sırası değil, sen merak etme, biz bulacağız arabanı. Araba bu kızınsa bizde ne iş var acaba? Ha? Peki ya da araba Umut'unsa bu kız niye benim arabam diyor? Hı? Anne ben sana her şeyi anlatacağım, lütfen şimdilik sakin ol, olur mu? Burcu, ne oldu anneme Burcu? Bu kadının yüzünde ifade kalmamış, ben üzgün mü mutlu mu anlayamıyorum, ne yaptınız? Vallahi ben de anlayamıyorum. Hiçbirimiz anlayamadık. Ayrıca biz bir şey yapmadık yani. Biz Pelin'le içeride başka işlemler yaptırırken Suzan Hanım almış onu. Botoksu dayamış. Böyle garip bir şey oldu ya. Yüzüne bakamıyorum. Korkuyorum bakınca. Botoks mu? Of be annem ya. Güzel mi falan diye sordu. Bizi üzülmesin diye. Güzel olmuş dedik ama çok korkulmuş. İyi tamam hadi. Siz artık eve dönün şimdi. Zaten merak etmeyin, biz arabayı bulacağız. Ben size de haber veririm. Murat, ben seninle kalıyorum. Yani bir emniyet mensubuyum sonuçta. Çözelim bu işi bir an önce. Ben de seninle kalıyorum Murat. Bak mesela annen şu an sinirlendi. Bana çok sinirli sinirli bakmaya çalışıyor ama bakamıyor. Böyle bir garip bakıyor, garip garip hareketler yapıyor. Yani geceye o kadar çok bayıldım ki yani utanmasa alıp eve getirecek. Hadi ben size taksi çevireyim. Tamam hadi. Ulan ne garip bir kadın oldu bu ya. Anne... Umutlar senin sandığın gibi sosyete değiller. Umut'tan ben istedim böyle bir şey. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Başardılar. Benim sayemde. Hepsi benim sayemde oldu. Ben yaptım. Benim de sayemde canım. Ya onları oldukları gibi beğenmezsin. Kabul etmezsin sandım. Korktum. Her şey benim yüzümden oldu. Hatice teyze hiç yorma kendini, anlamıyor çünkü. Suzan Hanım, Hatice teyze şunu söylemek istedi. Umut ve Pelin birbirlerini seviyorlar. Onlara kızmayın. Onların bir suçu yok dediler. Ayrıca niye kızıyorsunuz ki? Yani siz sevenleri niye ayırmaya çalışıyorsunuz? Seviyorlar işte birbirlerini. Aa! Onları değil ama size kızgınım. Hatice Hanım, Vedat Bey, teessüf ederim. Pelin, yürü gidiyoruz. Yürü eve dönüyoruz. Çantam nerede? Sakin olun Suzan Hanım. Thank you.
Melin, annem kesintisiz onluyor. Suzan teyze, sen böyle yapıyorsun ama Pelin bir om çekse karşıki dağlar yıkılır vallahi. Anlattık işte. Bir yanlış anlamayla başlamış bu aşk masalı. Nikah memuru gerçek çıkınca bizimkiler evlendiklerini planlamadan evlenmişler. Sonra zararın neresinden dönsen kârdır hesabı boşanmak için mahkemeye gitmişler. Ama gelin görün ki Allah'ın işini, bizim yumurcaklar haber peşinde koşmakta mahkeme gününe yetişememişler. Derken bu itiş kakış içerisinde bizim yumurcaklar birbirlerine aşık olmuşlar. Ateş bacayı sarmış. Umut Pelin'i sevmiş deliler gibi. Pelin de Umut'u. Ve cümle aleme haykırmışlar aşklarını. Derken bu masal da mutlu sonla bitmiş. Diyecektim ki annen fena olmadı. Annemi kimse ikna edemeyecek. Boşuna kürek çekiyoruz. Empati kuran, kendini benim yerime koyan yok tabii. Suzan Hanım, bir anne olarak kızgınlığınızın farkındayım. Nasıl farkındasın? Anne misin? Allah Allah. Nereden bileceksin? Ama yani önemli olan birbirlerini sevmeleri. Siz bir anne olarak kızınızın mutluluğunu istemez misiniz? Yani ondan dolayı diyorum ki gelin şu işlerin üstüne bir sünger çekelim, tatlıya bağlayalım. Sünger çekelimmiş. Tabii sana söylemesi kolay. Sen kaç tane çocuk büyüttün acaba? Abi ne yapıyorsun? Kuruyorum. Empati kuruyorum. Suzan Hanım'a empati kurdum. Güzel. Ben de sana kuruyorum. Devam et birader. Etme devam. Seninle de sonra konuşacağız. Bu kadın tam kalkmış Fransalardan buralara kadar gelmiş. Karşılaştığı duruma bak. Bir evlat yetiştirmek bu devirde kolay mı zannediyorsunuz siz? He? Ne emekler, ne özverilerle o çocuk bu yaşına geldi biliyor musunuz? Bu karşınızda duran kadın bunların hiçbirini hak etmedi. Ya kalp krizi geçirseydi? Komiser efendi, ya beyni pıhtı atsaydı, ya Alzheimer olsaydı ne olacaktı? Şükredin halinize. Çok şükür. Bir insanın hayatıyla oynamak bu kadar kolay mı soruyorum size? Tek evladı, gözü gibi baktığı kızı karşısına çıkmış, anne ben evlendim diyor. Ne olmuş? Kadın bunları hak ediyor mu? Yemedi yedirdi. Giymedi giydirdi. Güzel okullarda okusun diye canım saçlarını süpürge etti bu kadın. Ders çalışırken aklı dağılmasın diye meyvasını soyup önüne koydu. Susadığı suyunu getirdi Murat. El öpülesi bu kadını bu hale getirdiğiniz için utanıyorum sizden. Yazıklar olsun. Daha söyleyecek bir şeyim yok. Daha ne diyeceksin ki zaten? Hatice'm,
Evde ne kadar sıcak değil mi maşallah? Yok, hiç de sıcak değil. Ben de bir saattir. Niye hava böyle? Ceryan nereden geliyor diye düşünüyorum. Dondu ayaklarım ya. Ha. Sen grip olacaksın herhalde Hatice'm. Yoksa gayet sıcak. Ev sahibi de bu kadar sıcakkanlı olunca tabii. Bütün sıcaklık da eve yayılıyor haliyle yani. Uzun lafın kısası. Şimdi siz tabii böyle kibar, görmüş, geçirmiş bir hanımefendi olarak bu çocuklar evlenmişler, size haber vermemişler. Yani cahillik etmişler. Ama bize düşen de bunu anlayışla karşılamak tabii. Peki dediğiniz gibi olsun. Yani böyle inatla ne kazanacağız efendim? Tamam. Yani ayrılsalar üzülmez misiniz efendim bunlar? Tamam dedim ya. Yani bir çocukları olduğunu varsayalım. Bu çocuk annesiz babasız kaldı. Ağlıyor, öksüz çocuk yani. Ay tövbe tövbe. Ya kabul ediyorum dedim. Üf, Vedat. Hı. Kabul ettim diyor kadın. Etti ya, etti. Ha, öyle mi? Oh, iyi olmuş. Madem öyle, her şeye baştan başlayacağız. Gelip Pelin'i isteyeceksiniz benden. Sonrasında çeyiz ve bize yakışır güzel bir düğün olacak. Hı. Bize yakışır düğün derken size yakışır mı, bize yakışır mı? Kulvarlar farklı ya hani o bakımdan. Biz ne gerekiyorsa yapacağız yani. Bir yardım et, yarım saatte şunu bir bağlayamadım ya. Herkes hazır mı, tamam mı? Hazır hazır, merak etme. Umut da şimdi çiçekle çikolatayı alacak, gelecek. Hazır mıyız? Evladım. Dur, Hatice'm öldürüyorsun ya. Ne o? Arkadaş kim? Tanıyamadım da. Ya dalga geçme anne ya. Suzan anne beğendi. Bizim bu kadından çekeceğimiz var Vedat. Ya Hatice'm dur, gözünü seveyim, zar zor ikna ettik kadını. Ya bırak Allah aşkına, ikna olmasa ne olacak? Çocuklar zaten evli. Kapris, kapris için yapıyor yani. Anneciğim, nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Gelenlere göre fazla güzel, fazla klas. Yani bana kalsa onlarla selfie bile çektirmene izin vermem ya neyse. Anneciğim lütfen böyle yapma. Bak onlar çok iyi insanlar. Tanıdıkça sen de göreceksin. Ay sana göre herkes iyi zaten. Anne ne olur bu gece sorun çıkarma. Bak biz onlarla aile oluyoruz artık. Pelin, biz onlarla çok farklıyız. Öyle bir ailede yetişmiş bir çocukla senin mutlu olman imkansız. Yoksa ben istemez miyim yani kızım güzel bir evlilik yapsın, mutlu olsun? Ben mutlu olacağım anne. O kaynanayla biraz zor. Ya Sevgi, çok abartılı bir şey yapmadın değil mi? Yani benim bir tarzım, bir tavrım var. Öyle ben makyaj yaptım diye bağırmasın. Sen merak etme, benim yaptığım makyaj bağırmaz. Fısıldar canım. Alemsin ya. Ben makyaj kursuna gitmiştim de oradan biliyorum böyle makyaj yapmayı. Oo, senin de 10 parmağın 10 marifet Allah. Seni alan yaşadı kız. Yaşadı da bakalım ben o zamana kadar ölmezsem tabii. Bakayım şöyle sana bir son kez. Ay çok güzel oldun bu iş, tamam. Çık. Sevgi. Hakikaten çok güzel olmuş ya. Ellerine sağlık. Abiciğim. Ya ben diyorum ki ben bu akşam gelmeyeyim ya. Ha? Olmaz oğlum öyle şey. Bak bu akşam gelmeyeyim. Bir hafta sen ne istersen onu yapayım. Hatta bir hafta senin yatağını toplayayım ha. Bak bu komikti işte. Sen önce git kendi yatağını topla. Şakal. Ya ne olur abi ya. Bu akşam çok önemli maç var. Bak sen. Hayırdır? Sen mi duracaksın kalede? Sen var ya, sen benim en karizmatik abimsin ya. Sen benim idolümsün ya. Gel bak sana şu ceketini bir giydireyim ben. Heh, vay be.
Sen istesen bir şeyler ayarlarsın. Ben de burada kalırım. Kimse de bana bir şey söylemez. Şunu da bir düzelteyim. Uf, şu cekete bak ya. Bir kere ben ceket giysem böyle durmayacak bende. Ben hiç boşuna gelmeyeyim bugün ne olur. Hiç öyle ağız yapma Mutlu Efendi. Umut'u bu mutlu gününde yalnız bırakamazsın. Ya sanki kızı ben mi isteyeceğim ya? Ayrıca biz bizim olan kızı niye istiyoruz ben anlamadım ya. Maçı biz seyredemiyorsak sen de seyredemeyeceksin. Anca beraber, kanca beraber. Tamam. Aa, Dilek. Dilek abla mı? Vay be, aşkı depreşti demek ki. Alo Dilek. Sağ ol, iyiyim. Sen? Yok, yani şaşırdım sadece. Uzun zaman oldu. Öyle mi? Ha. Peki sen ne zaman geldin Dilek? Ha, kesin dönüş yaptın. Tamam, görüşürüz tabii ki de. En kısa zamanda ayarlayalım bir şeyler. Hadi. Görüşün canım, görüşün. Hemen görüşün hatta. Bir sana bir jet ayarlayalım, tamam mı? Şuf diye git. Kıskanç olduğunuz kadar güzelsiniz de. Ne kıskançtır canım? Vallahi Allah, niye kıskanayım ben seni böyle pat diye? Kimdi o? Kim yani? Eski bir arkadaş. Sen çok güzel olmuşsun. Çok yakışmış. Sağ ol. Saçını düşmüşler. Sana kızacağım da. Kızamıyorum. Ne tutuyor seni? Sen fazla mı yakışıklı olmuşsun acaba? Yani olabilir. Bence bir daha takım giyme. Çok yakışıyor. Maşallah evladım, evin bir yıllık çikolata ihtiyacını karşılamışsın. Ya ne bileyim anne işte, bunu al dedi, aldım ben de ya. Oğlum sen kalk biraz çikolata otursun orada. Anneciğim dur şunu. Ay yatma, yatma, yatma evladım. Kalk, üstüm karışacak, ne yapıyorsun? Hastayım ben hasta evladım, iteleme ya. Hasta mısın? Çok hastayım. Akşam yemekte 5 tane fıkra anlatıp içimizi bayan sen değil miydin? Ama bu şey bu, enfeksiyon mu? Böyle bir anda geliyormuş ağır enfeksiyonlar. Sonra da kolay kolay geçmiyor. Dinlenmek gerekiyormuş. Oğlum senin ömrün dinlenmekle geçiyor zaten. Hem ne dinlenmesi? Bu başka babacığım. Bu başka bu. Bilsen ne kadar kötü. Bu var ya, bu eklem yerlerim ağrıyor. Bütün böyle gençim doldu bir anda her yerim. Sanki nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Sanki böyle böyle bir kamyon adam beni dövmüş. O yetmemiş. Böyle bir kamyon da üzerimden geçmiş. O da yetmemiş. Hey. Bu numara yapıyor. Gelmemek için numara yapıyor. Evladım, insan abisini bu kadar mutlu bir gününde yalnız bırakır mı? İnsan olan bırakmaz. Bırakmaz. Bırakmaz tabii. Bırakmaz da ben inanın yengemi düşünüyorum. Oraya götüreceğim bütün mikrobu sonra. Ay, çok yaşa. Ağzımı da kapayamıyorum bazen biliyorsun. Orada şimdi bulaştırırım. Sen bu akşam gelmezsen abin de senin kız istemene gelmez. Tamam gelmesin. Ben alınmam yani. Nesini alınacaksın zaten oğlum ya? Sen Mars'ta su bulunur, sana kız bulunmaz. Ağır konuştum babacığım. Ağır konuştum ama ben o kadar kötüyüm ki şu anda. Hiç buna cevap veremeyeceğim. Oh, bakın, bence siz ailecek gidin. Tamam, beni hiç önemsemeyin. Ne olacak, ben burada şu koltuğa yatarım. Açarım televizyonu, maçı izlerim. Belgesel falan açar, onu seyrederim demek istedim. Beyefendinin amacı belli oldu. Anneciğim şu arkadaşı tutar mısın? Ağrıyor. Maça. Biz seyretmiyorsak sen de seyretmeyeceksin Mutlu Efendi. İzleyeceksek de hep beraber. Anlaşıldı mı lan? Ama abi vallahi ben... Ama abi. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Merhaba kız. Merhabalar. Merhaba canım. Hoş geldin.
Teşekkür ederim. Hoş geldin Burcu. Merhabalar. Teşekkür ederim. Ne kadar güzeller. Size layık değil ama. Teşekkür ederim. Gelmek için zorlamasaydınız kendinizi. Madem geldiniz buyurun. Öyle çok da zorlanmadık, hemen cırt diye geldik. siz nasılsınız efendim görüşmeyeli? İyi olmaya çalışıyoruz. Ama bunun için oldukça efor sarf ediyoruz tabii ki. Biz de iyi, sağ olun. Efendim zaten evi de biliyorum. Maşallah çok güzel. Sıcacık bir yuva, çocuklar burada mutlu mesut yaşarlar. Bir masrafa da gerek yok artık. Aa, o ne biçim laf? Olur mu öyle şey Vedat? Gelin evi olacak burası. Bir kere mutlaka perdelerin değişmesi gerekiyor. Neyse neyse, hallederiz perdeci Hulusi. Bu meseleyi halleder, bize güzel bir şey yapar. Perdeci Hulusi mi? Duymamış olayım böyle bir şeyi. Pelin, hadi yine iyisin. Perdeci Hulusi. Biraz dalga geçme. Gel hadi bunları baza öpelim. Benim kızımın perdelerini Fransız tasarımcı Monsieur Julio hazırlayacak. Suzan Hanım ne fark eder? Ha Julio, ha Hulusi. Yani perde perdedir değil mi? Ne perdeymiş arkadaş ya. Ya öyle deme. Ev için perde olmazsa olmaz. Julio yapsın. Hocam, sen konuya gir istiyorsan. Ha, tamam. Efendim, bizim sebebi ziyaretimiz. Onları ezberledik. Hadi Vedat geç, konuya gir. Biz de amma ters aileyiz ha. Önce kız da evlendi abim, sonra geldi kızı istiyoruz. Tamam, getirdiğimize pişman etme. Bu gece karakolda bitmezse iyi. Ya sakin ol. Birazdan her şey tatlıya bağlanacak bak, göreceksin. Yani zor ama imkansız değil. Çok güzel değil mi? Efendim, bu pırıl pırıl iki genç birbirlerini görüp beğenmişler. Hatta evlenmişler. Şimdi terlik geliyor ha. Biz de efendim Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz Umut'a, kızımız Pelin'i istiyoruz. Pelin kızımızı bize istiyoruz, oğlumuza. Suzan Hanım. Evet. Tamam, tamam. Verdim. Kahveyi biz yapacağız. Tamam Pelin Hanım, fincanları hazırladım ben. Ay ya çok heyecanlı. Pelin, Umut'un kahvesine bol bol tuz koyalım. Ay, çok da fazla koymayalım, yazık. Olmaz, adettenmiş böyle şeyler. Seni ne kadar seviyormuş, senin için neleri katlanıyormuş hepsini görelim. Ama Umut bana aynı şeyi yapsa ben onu 3 gün trip manyağı yapardım. İyi o zaman, sen bana sirke de getir. Sirke mi? He, sirke. Hatta tarçın, kırmızı toz biber, karabiber, nane, karanfil. Böyle şeyleri getir. Kahve, fincanlar. Bu da sirke. Birkaç güne kadar çeyiz serme işini de biz hallederiz. Serme derken? Yani şimdi bütün bu salonun her tarafına dantellerimizi getirdim. Biz örtelim, bir serelim ki konu komşu, dost, düşman gelsin görsün oğlumun çeyizini. Ay yok artık. Var. Thank you.
kahve verenlerin çok olsun kızım. Afiyet olsun. Sağ ol. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim yavrucuğum. Sağ ol kızım, sağ ol. Ellerine sağlık. Anneciğim. Afiyet olsun. Gel gel. Bak buranın manzarası çok güzel. Gerçekten içiyor. Baksana bir tane daha istiyor. Ya beni çok seviyor. Nasıl olabilir ya? Ay. Oğlum abi kahveyi böyle iç. Ne oluyor baba? Gayret Bey'i dışarı alalım Gayret Bey. Hay Allah. Ay. Ay. Tamam sıkıntı yok. Ay ölmez inşallah ya. Dolu. Dolu. Banyo? Adam. Şu tarafta bir benim banyosu var, buyurun. Hanımefendi, açar mısınız? Çünkü benim işim bitti burada. Sağ olun. Hanımefendi, bakar mısınız? Şunu açar mısınız? Ben burada kaldım imdat. Evet, bırakalım. Çocuklar gönüllerine göre yapsınlar her şeyi. Biz hiç karışmayalım. Olur mu öyle şey Vedat? Hayır, onlar çalışıyor, yapamazlar. Biz yapacağız, düzelteceğiz, hepsini yoluna koyacağız. Şart şurt da bilmez onlar canım. Hem de çalışıyorlar. Biz her şeyi kendimize göre güzel, tertemiz düzenler yerleştiririz. Sonra da onlar bizim düzenimize öyle devam ederler artık, değil mi? Evlenmeyi biliyorlarsa ev düzenini de bilirler Hayriye Hanım. Ben Pelin'i dört dörtlük yetiştirdim. Ayrıca Pelin çok özgür ruhlu bir çocuk olarak yetişti. Öyle önüne gelenin işine karışmasının hiç hoşlanmaz. Aa. Pelin, ne işler karıştırıyor bunlar? Bilmem. Yok. Şimdi öğreniriz. Gel hadi. Şey söylemeye çalışıyorum. Ben çocuklarda. Ağır oldu. Aç aç aç. Sesini aç. İlk yarıyı kaçırdık zaten. Yalnız nasıl organizasyon? Tebriklerinizi alırım abiler. Aferin oğlum. Kafan çalışıyor. Şuraya bak. 1-0 olmuş. İlk yarıyı da kaçırdık ya. Nasıl oldu gol acaba? Hadi oğlum. Oğlum koşsana. Koş. Hadi. Hadi. Hadi ya. Böyle ofsayt düşünürüm ama ya. İnanmıyorum Umut sana. Ya ben de inanamıyorum. Buz gibi gol kaçtı Pelin ya. Aşkım. Aşkım. Böyle bir günde nasıl maç izlersin ya? Ya biz biraz daraldık biliyorsun. Böyle şeyden. Maç varmış. Böyle denk geldi Zeynep. Siz hepiniz aynı mısınız yani? Bütün erkekler aynı mı? Benim aldığım duyumlar öyle çünkü. Her şey kızı alana kadar. Tamam ya siz de abartmayın, çocuğun üstüne gitmeyin. Abartmayın mı?
Ya kızı istedi, o kibar, kendinden emin, sevdiği, aşık olduğu kadın etrafında pır pır pervane dönen Don Juan gitti, o ambalajın içinden bir meşe olduğunu çıktı. Bir meşe mi? Ya. Ya. Lan vur! Lan vursana! Ya bak, bak ağrıtıyor hala ya! Ya. Hadi edireceğim. Burcu! Benim saatim nerede Burcu? Ya vallahi delirtecek beni ya. Gidin bana bir soğan getirin. Berkecan! Berkecan! Oğlum erkek adam otur bakayım şuraya, otur bakayım. Erkek adam iş yapar mı Berkecan? Ha? Hayır. Ne yapar erkek adam? Marşla. Aslanım benim. İşte böyle. Burcu! Ayran nerede ayran? Hareketlere bak. Murat masa hazır. Murat yemeğini ye. Aferin kızım benim, aferin. Sanki siz kadınlar çok farklısınız. Bütün kadınlar evlenince hemen bir kilo alırlar. Saçlar başlar dağılır. Bütün gün pijamayla ondan sonra oturduğunuz yerden televizyon izlersiniz. Yani bir bakarsın o böyle aşık olduğun kadın gitmiş. Yerine pusuda bekleyen bir cadı gelmiş. Ya. Ya. Neredeydin bu saate kadar? Nereye gittin? Kimle buluştun? Hangi kadın doğa? Hangi kadınla buluştun? Nasıl bir kadındı? Hı? Hangi kadına? Nasıl buluştun? Ne kadını Burcu? Yok kadın falan. Ha, sen bana ha? Hiç masum ayaklarını yatmaya kalkma. Ben yemem o numaraları. Ben onlara yerim. Çok tehlikeli. Hangi kadını kim bilir ya? Ben bütün gün benim canım çıkıyor ya. Yemek yap, bulaşıkları yıka, çamaşırları yıka. Hı hı hı. Hı hı. Şimdi ben arkadaşlar yavrum kafamda. Ben ne bahsiz bir kadın işte. Benim yani sen ne doktor olan, ne bilgisayar olan işte. Herkes istedi, ben seni bir daha ne yapayım? Evlenince hayatım bitiyor işte. Birader kusura bakma ama vallahi işte gerçekler böyle. Ben katılıyorum bu adına biraz. Pelin biz yol yakınken dönsek mi acaba? Ben seni hiç tutmayayım, sen git canım. Dön. Ya şaka yaptım kız. Şaka yaptım ya. Tribal karıcım benim. Çek, çek, çek. Yalnız abi, sen de var ya Dilek'ten döndün ha, hatırlıyor musun? Sen de az kalsın evleniyordun Dilek ablayla. Kim? Kim Murat mı evleniyordu? Kimle evleniyordu? Dilek mi dedin sen? Dilek diye biriyle mi evleniyordun sen? Dilek kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nerede? Ne zaman? Niçin? Nasıl? Hayatta mı? Yaşıyor mu? Nasıl biri? Güzel mi? Çok mu güzel? Az mı güzel? Çirkin mi? Ya hayatta, hayatta. Daha iki saat önce telefonla konuştular ya. Yani iki saat önce bir kaza geçirmediyse de bu iki saattir hala hayatta yani. Ne? Ya bence birazdan sen bir kaza geçireceksin. Benim içime doğuyor. Hmm. İki saat önce telefonda konuştunuz. Yani ben senin odana gelmiştim ya. Odana geldiğimde hani bana arkadaşım demiştin. O sanırım senin arkadaşın değildi. Evlenmek üzere olduğun eski sevgilindi. Eskidendi. Yani öyle geçmiş bitmiş bir olay. Yani şimdi sadece arkadaşız Burcu. Hani yurt dışındaydı da dönünce bir aramış. Ya en fazla bir emniyete gelir, biz de bir kahve içeriz. Yani hepsi bu. Bir daha açar mısınız kapıyı artık? Açın kapıyı! Gitti kaldım hanımefendi. Bakar mısınız? Sesimi duyan var mı? Kaba kuvvet kullandı, çaldınız bana. Hadi!
kapı kolu. Ya aç sana. Bir daha yormayacağım ben seni. Hadi aç. Tamam. Aa, Murat. Polis. O zaman alışveriş için yarın Nişantaşı'na gidiyoruz. Aa, Eminönü'ne gidelim. Hem çok güzel hem de çok ucuz şeyler var. Yok, Salı Pazarı'na gidelim. Olur. Ay daha neler? Anne, Eminönü'ne Salı Pazarı'na falan gidemeyiz. Baksana hanımefendinin sosyetesi bozuldu. Şşş, migreni tuttu migreni. Tamam tamam. Şimdi artık çok geç oldu. Herkesin işi gücü vardır. Bunları artık yarın konuşursunuz, olmaz mı? Tamam. Ben de o zaman sabah yogamı yaparım. Alışveriş listemi hazırlar gelirim. Hmm, ben de sabah listemi hazırlarım. Tamam. Hadi, hadi, hadi kalkalım. Siz yarın kadın kadını halledersiniz bu işi. Kadın kadını mı? Hayır efendim. Sen de geliyorsun, bize yardım ediyorsun işte o kadar. Hacım nesini yapıp gelecek? Yoga yapacakmış yoga. Buyurun. Buyurun. Ha çocuklar gidiyoruz. Akşamdan beri kadın darladı da darladı, darladı da darladı. Ne oluyor yani? Alt tarafı bir kız istiyoruz. Ne kadar uzattı ya? Ya Hatice'm, tuz mu istiyoruz, kız istiyoruz? Olacak tabii, öyle kız evi, naz evi yani. Ben çok yorgunum. Direkt gidip yatıyorum, tamam? Hadi aman, iyi geceler aman, yavrum. Ya. Ayrıca sen konuşma. Ne oldu, ben ne dedim gene Hatice'm ya? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Kadına sürekli ne kadar güzelsiniz, ne kadar gençsiniz. Zaten şımarığın teki, iyice çıkaracaksın tepemize. Hayda. Ya ben onları keyfimden mi söyledim Hatice'm ya? Kadın biraz yumuşasın, insafa gelsin diye söyledim Hatice'm. Ya tabii. Ay yeter artık, yeter artık. Konuşmayın daha fazla ya. Ay beynim vallahi uyuştu, beynim. Yani bir dirhem bal için bir çekik keçi boynuzu kemirdik. Hadi siz de çok konuşmayın hadi. Yatın artık, Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler anne. Ay. İyi geceler. Hepsi bir cins. Hatice benim keçi boynuz deyince karnım acıktı, bir şeyler atıştı. Bak bir dakika, tatlı olmaz, geliyorum peşinden. Hayırdır, gergin miyiz biraz? Yo, niye gergin olayım ki? Gergin olmam için bir sebep mi var? Hiç gergin değilim, gayet relaksım. Hatta böyle bir rahatlık geldi. Gidip odama uyuyacağım, böyle mışıl mışıl bir uyku çekeceğim. O kadar rahatım yani. Hey, Allah rahatlık versin. Ya rahatım. Rahat değil miyim? Rahatım dedim zaten. Rahatım. İşte rahat rahat gidip uyuyayım. Sen beni ne güzel kıskanıyorsun ya. Hadi Vedat, yarın büyük maraton var, biz de yatalım. Kapıyı açık bırakmışlar, ayakta uyuyor bunlar ya. Ya sen de bir eksiklik hissediyor musun Hatice? Sanki bir şey unuttuk ama ne? Yani dün gece böyle flaş bir haberle kapattım. Murat'ın Dilek diye eski bir kız arkadaşı varmış. Ve neredeyse evlenmek üzerelermiş. Ay kızım ne olmuş ya? Olabilir yani, eski sevgili işte, adı üstünde yani, geçmiş geçmiş ve bitmiş. Kız kızım, evlilik diyorum, dilek diyorum, aramak diyorum ya. Niye durup dururken arasın? Neden? 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 Ay gelinliği anca beğendim ama artık evlenebiliriz demek için aramıştır. Ay saçmalama. Boşu boşuna takıyorsun. Öküt altında buzağı arıyorsun resmen. Ben Gayret'ten duymuştum bu arada. Kız bayağı havalıymış yani. Uzun boyluymuş, sarışınmış. Bir de mankenmiş galiba. Ben de uzun boyluyum ve havalıyım.
Ya evet, öylesin, öylesin. Aynen tabii canım, sen de uzunsun. Aynen, aynen. Yani istesem manken olurdum ben, ki mankendim, ucundan döndüm. Tabii canım, kesin olursun yani. Tabii. Olur yani, değil mi? Tabii, tabii canım, tabii canım. Sen kıskanıyorsun ya. Kıskanıyorsun sen, kıskanmışsın. Neyi kıskanayım ya, niye kıskanacağım ki? Murat benim sadece arkadaşım. Arkadaşım yani. Yani. Aynı biz ha. Biz de Gayret'le böyleyiz. Yani Gayret öyle diyor. Sen benim kankamsın diyor. Kız kadersiz arkadaşım. Benim sen kader arkadaşım mısın be? Ha? Çiçek vermeyen saksıda boncuk arıyoruz be biz. O ne? Boncuk mu? Nasıl bir boncuk o? Kim kimi arıyor ki? Boncuk boncuğu mu arıyor? Ben anlamadım. Biri açıklayabilir mi? Boncuk kimi aramış? O zaman niye bu kadar kızdın? Kıskanmışsın ki kızmışsın. Kızmadım. Harca hadi diyelim ki siz haklısınız. Kızarım ama kızmam. Ne yapayım? Çeyrek mi takayım? Ben kıskanmışım. Çok güzel kızmış be. Aşkım ha. Bunlar tamamdır Murat. Aşırı becerikli bir kız olduğum için hepsini hemen hallettim. Sağ ol Hacı. Güzel kız. O kim? Ha. Bu bir süredir peşinde olduğumuz dolandırıcı meşhur Gaye. Ha, suçlu yani. Piyasaya sahte altın sürüyor. Türkiye'ye geri dönmüş ihbarı aldık da bakalım araştırıyoruz. Örgütler işte yani. Güvenilmez varlıklar. Yaratılışları böyle. Ne demiş atalarımız? Babana bile güvenme. Umut'un da gözü bir korktu sanki bu evlilik işi ciddiye binince. Böyle bir kaçmalar. Böyle maç izlemeler gizli gizli. Sen de gördün. Hiç hoşuma gitmemeye başladı bu durum. Bir de şimdi kampa gidiyorlarmış. Ne? Kamp mı? Ne kampı? Murat da mı gidiyor? Hep beraber gidiyorlarmış. Ay bana bakın. Bu bekarlığa veda partisi olmasın ha? Yok canım. Daha neler? Yok artık. Yani. Yani. Erkek milleti bu. Mesela Gayret'e bakın. Ben onun için neler yaptım neler, böyle saçımı süpürge ettim, onun gözüne gireyim neler yaptım. Bana kanka hayal çekti. Hemen diyorum, erkek bu, güvenilmez. Yani, insan bir kıllanmıyor değil. Ay, yaparlar mı ki acaba? Hı? Yaparlar mı? Evet, yavru kurtlar. Obamızı kurmaya gidiyoruz. Bu havada, kampa. Abi bu evlilik seni bozdu ya, gerçekten. Hiç güzel bir fikir değil. Kap neymiş ya? Allah Allah, zaten ben gelmiyorum. Ya masum bir bekarlığa veda partisi gibi düşünün işte. Ya çocukken gittiğimiz dizci kampı gibi. Dün beni orada yapayalnız o mikrop yuvasında bıraktınız ya... ...o dağ başına kampa gelirsem acaba başıma neler getirirsiniz siz? Gelmiyorum ben kampa mampa. Ne dağ başısı abi ya? Uyku tulumumuz var. Her şey sıcacık. Ya iyiyiz, her şey tam donanımlı gidiyoruz. Hem o gideceğimiz yerde bungalovlar da var. Yani istasyonlarda kalırsınız. Hiçbir şekilde güvenmiyorum ben size. Dün öğrendim zaten, bir ailem bile yokmuş benim. Sağ olun. Şu an beni var ya, düşüncesi bile yordu ya. Gerçekten yoruldum. Dağ tepe dolaş, git kamp kur, ateş yak. Ben yokum abi, beni unut ya. Güzel olur be oğlum. Düşünsene uyku tulumu, yıldızlar, kamp ateşi, marshmallow falan. Saçmalamayın kızlar ya. Bak birbirinizi gaza getiriyorsunuz siz. Bak bu öğüdümü kulağınızdan çıkarmayın. Şüphe hayat kurtarır kızlar. Yani belki erkek erkeğe gideceklerdir kampa. Bak eğer orada ölürsem bir bekarlığa veda partisinde dağda kahramanca öldü deyin arkamdan, tamam mı? Ya, uzatmayın işte ya. Dört kardeş burada beraber vakit geçireceğiz diyor. Ben hazırım. Heh, oymak başımızda geldi. Survivor ruhu oğlum, ben kaçırır mıyım böyle şeyleri ya? Ama erkenden gitmemiz lazım, yer kalmıyor sonra. Göl kenarı yer kapalı. Ya gözünüzü seveyim, bir sağlıklı düşünün. Bu havada başka kamp yapan bir manyak var mıdır sizce? Bak, ben diyorum ki beraber bir otele gidelim. Ha? Partileyelim, dağıtalım, saçmalayalım. Ha? Bak bu mükemmel fikrimi şu an oylamaya sunuyorum. Kim otel diyor? Ha? Kim otel diyor? Zor diyorum ben. Tamam. Tahmin etmiştim. Ya size kamp diye yalan söylüyorlarsa? Ya kaçamak bir gece yapacaklarsa, eğlencenin dibine vuracaklarsa? Ha? Bir kere neden kamp yani? Dağın başına neden gitsinler? Niye böyle etrafta kimse olmasın falan? İz bırakmayacaklar yani. Tanık istemiyorlar, tanık. Bence var ya, kesin gizli kapaklı bir şeyler çevirecek bunlar, ben söylüyorum. Söylemedi demeyin.
Sen var ya ya, cidden böyle tek kişilik şer odağı gibi bir şeysin. Hani nereden çıkıyor bunlar? Nasıl bir hayal gücün var kızım senin ya? Ya ne hayali ya? Gerçek bunlar. Hayır, ya siz bir mantıklı düşünseniz. Mesela gayret. Kamp ve gayret. Yani ikisi çok... Siz mantık mı? Gayret bir kere o tozun toprağın içinde. O böceklerin arasında. O durabilir mi? Bence var kesin sizi kandırdılar. Kesin bunlar eğlenmeye gidecekler. Size kamp dediler. Bak söylüyorum. Kamp, bahane, eğlence, şahane yani. Bunu da böyle yaz... Kız ne yapmışsınız bunu? Bitirmişsiniz ya. Ay, ay, ay. Ay vallahi. Ay çok yoruldum. Ay ayaklarıma kara sular indi. Ay yarabbim. Sanki çeyiz almaya değil İstanbul'un fethine çıktık. Ay... Heh. Takı seti alınmadı, bavul seti alınmadı, çanta seti alınmadı. Siz hala basma bazen peşindesiniz. Takı seti aldık ya, daha ne alacağız? O günlük takı seti. Sayılmaz. Var ya Suzan Hanım, kızın için bir fidye istemediğin kaldı ha. Bindallı alamadık. Bindallısız gelin olur mu hiç? Bindallı ne? Ya tutturdunuz bir bindallı diye. Vallahi bayılacağım ha. Daha düğün alışveriş listesinin yarısını bile almadık. Böyle düğün alışverişi mi olur? Düğün alışveriş listesi değil sanırsın, Sevr anlaşması. Homeros bile böyle bir destan yazamamıştır. Bravo. Bir zebra perde bile alamadık şu eve. Fransız güpür olacak. Öyle karar verildi. Kesin. Ah, tabii. Biz Monsieur Hülyo'yu unuttuk değil mi? Vedat, kalk. Daha çok işimiz var. Emniyet baskına gelen ilk insan olarak tarihe geçeceğiz resmen sayende Burcu. Ya ne yapsaydım Selin? Murat kızla görüşürken evde oturup çekirdek mi çitleyeyim? İyi de kızın burada olduğunu şu an nereden biliyorsun? Murat dedi. Kendi dedi, ağzıyla söyledi. Çay dedi, kahve dedi. Belki şu an içerideler. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, dertleşiyorlar Selin. E bence çok abartıyorsun Burcu. Ya çocuk sana söylemiş sadece, arkadaşız demiş. Yalan söyleyecek hali yok ya. Ya bilmem, fazla mı abartıyorum? Yok! Yok, yok, abartmıyorum ben Selin, abartmam. Evliliğin eşiğinden dönmüşler kızla ya, nesini anlamıyorsun bunu? İyi, sen bilirsin o zaman. Da, acaba biraz sade mi giyinseydin? Ne yapayım? İçeri girdim de o kızın yanında ezilip üzüleyim mi? Ben böyleyim. Her zaman havalı, her zaman iddialı olman lazım. Biliyorsun huyumu, arkadaşım değil misin? Neyse hadi gel. Dilek. Aa. Burcu, bu neymiş sürpriz? Gelsenize. Bence hiç hoş bir sürpriz değil. Yani biz sizi rahatsız mı ettik? Siz devam edin, devam edin. Konuşmaya devam edin. Yani böyle geçmişi telafi edin, dertleşin, muhabbet edin yani. Biz sizi hiç bölmeyelim, biz yokmuş gibi. Yani eğer tabii rahatsız ediyorsak yokmuş gibi biz böyle ufak ufak gideriz. Yok canım, biz de zaten görüşmemizi bitirmiştik. Ha, bitti demek görüşmeniz. Hasret giderdiniz tabii. Biz yetişemedik, yetişemedik biz. Yani biz geldik değilse siz hiç bozmayın Murat komiserim. İşimiz bittiyse ben gideyim. Yok canım, niye gidiyorsunuz? Daha siz kahve için. Bakın. Bakın masanız boş kalmış. Kahveleriniz yok. Ama kahve içmek eğer yetmiyorsa bir baş başa yemeğe çıkın. Baş başa mı? Yok ablacığım. Size demedi. Ben zaten bir bilgi geçerse size haber vereceğim. Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Şey ben sanmıştım ki... Ne sanmıştın? Şey sanmıştım... ne sanacağım ya? Bir şey sanmadım. Ne sanabilirim ki? Ama doğru sandım. Oyalıyor sandım. Murat komiser oyalanır mı? Oyalanmaz. Bir devlet memurunu oyalamak suçtur. Sen şimdi yumuşak yüzlüsün ya. O yüzden söyleyememişsindir dedim. Ben hissettim onu. Hissedip attım kendimi buraya. Ama bence hata yapıyorsun. Böyle
insanları dava etmek lazım. Senin biraz yüzün mü kızardı? Yüzüm mü kızardı? Yok, kızarmadı. Sabah şey yaptım ben. Allah'ı bir tık fazla kaçırdım herhalde. Sen biraz fazla mı güzel olmuşsun? Bir daha bunu giyme, çok yakışıyor. Sen de çok mu güzel gülüyorsun de? Evden çıkarken kafana poşet veya kese kağıdı falan mı geçirsek? Gülme. Gül ama başkalarına böyle gülme. Hadi bir çay ısmarlayayım o zaman. Gel. Geldik madem. Gülecek misin? Evet, her şey hazır. Mutlu yedek, uyku tulumu falan da mı alsak oğlum? Abicim ne olur daha bir şey almayalım. Her şey tamam işte, baktık. Aldık, yeter, tamam. Ya oğlum tedbir için söylüyorum ya. Belki lazım olur. Ben sana söyledim. Kesin arkadan birileri gidecek. Ya Umut'cum, bu soğuk havada, bu kış gününde ne yapmaya gidiyorsunuz oraya yani? Ne gerek var? Ne işiniz var orada sizin? Aşkım olur mu? Tam havası ya, tam kamp havası. Yani biliyorum şimdi sen kocan için endişeleniyorsun. Yani üşüteceğim falan diye ama hiç gerek yok ya, endişelenmene gerek yok yani. Biz gideceğiz, gideceğiz, kesin gidiyoruz. Hadi abi, bir el at bak, yarın yola çıkıyoruz ha. Yine yolu çıkıyormuşuz. Ben yolmal çıkmıyorum ben. Can çizmek yok abi. Vallahi bak ben sana hem can güvenliği hem hijyen garanti ediyorum. Bilemedim ki ya. Bilmiyorum. Benim bir arkadaşım kampa gitmişti. Ondan sonra kampta onu akrep soktu. Ayağından, bacağından. Bunu hastaneye yetiştireyim derken arabaları çamura saplandı. Ondan sonra akrep için artık çok geçti hastaneye vardıklarında. Çocuğun bacağını da felç oldu. Bacağı felç oldu çocuğun ama yani siz bilirsiniz tabii, istiyorsanız siz yine de gidin kampa. Ya hiç boşuna uğraşma sevgi, biz gidiyoruz ya yarın. Bayağı gidiyoruz yani. İyi gidin. Siz bilirsiniz. Yani. Neyse biz falımıza dönelim. Aa! Bak burada sana üç vakte kadar yol görünüyor. Ha gördüm ben de kız orada değil mi? Aynen. Böyle şey ormanlı bir yol mu desem, ağaçlı bir yol mu desem, böyle sanki dağ gibi tepede olabilir. Umut'cum ben düşündüm de acaba biz de mi gelsek? Böyle hep beraber gideriz. Evlilik sonrası böyle balayımsı, tatlı, eğlenceli, çok güzel zaman geçiririz. Ay benim falım çıktı bayağı. Üç vakte kadar dedim, bir saniyede oldu vallahi. Yol dedim, yol çıktı. Yola gidiyorum. Biz de gelelim. Ne olur biz de gelelim ama biz çok seviyoruz kampı. Evet. Sallama abla ya. Sen hayatında kampa mampa gitmedin ki. Rıfka sen nerede biliyorsun? Bak vallahi gidince seveceğim belki ben. Allah Allah. Beni bundan mahrum bırakmayın ne olur. Oldu o zaman. Ben hemen eşyaları hazırlıyorum. Ne zaman gidiyoruz? Yarın gidiyoruz değil mi? Yarın gidiyoruz. Yok 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 aşkım, yok ya. Vallahi bak bu erkek erkeği bir gezi. Yani biz gemimize kadın almıyoruz. Aman abi öyle bir konuşuyorsun ki gören de yani çok büyük bir eğlenceye gidiyoruz zannedecek. Tabii oğlum, kızlar falan da olacak zaten. Ya, ne diyorsun sen? Ne kızı ya, ne? Tabii tabii, eğlencenin dibine vuracağız. Güzel oldu değil mi Hatice'm böyle, ha? Güzel oldu, güzel oldu anneciğim. Zevksiz bunlar ya. Gezsinler, tozsunlar, yoga yapsınlar falan. Kokoş. Gel şu şeyler, yastıkları da güzel yerleştirelim. Şunu versen bana. Bu da ortaya böyle. Bakayım, gel. Ay, vallahi çok güzel oldu Hatice'm. Ya Hatice, senden biraz elektrik aldım da ondan böyle oldu. Vedat, vallahi öldürürüm seni. Böyle şaka mı yapılır? Yemin ediyorum yüreğim endi. Vallahi döverim seni ha. Ya anacığım, mutfağa biraz hareket gelsin dedim ya. Mutfak yeterince hareketlenmiş zaten. Şuraya bak. Bardaklar oraya konur mu, ta tepeye koymuş. Zürafa mı yaşayacak bu evde ya? Bu kadının ev kadınından hiç haberi yok kızım. Ay ay. Tut anne, tut. Tövbe tövbe. Hiç oraya konur mu bunlar? Hiçbir şeyden haberi yok bu sosyetik Suzan'ın. O sosyetik Suzan ne anlar mutfak düzeninden?
Allah'ım! Aman Allah'ım, bu ne ya? Evi ne hale getirmişler? Ay Allah'ım, ay vallahi midem bulanıyor, vallahi midem bulanıyor. Ah Belina, ah, ah! Bu aile bize uymaz dedim, ben sana söyledim. Ben sana söyledim ama annenin sözünü dinleyen kim? Kim? Of ya, rezil olduk. Resmen anladı Murat. Salak durumuna düştük. Ay Burcu, bırak artık şunu ya. Beynimi deldin resmen. Ayrıca anlamaması için salak olması lazım yani. Bayağı da gülüyordu. Ya tutamadım kendimi, ne yapayım? Ne yapayım Selin, ne yapayım? Ama yine de kibar davrandı çocuk. Sus. Kapat artık konuyu, bir kapatalım. Ya yeteri kadar rezil olduysak bence biz kalkıp gidelim. Ay olan oldu, boş ver ya. Ne olacak ki? Hayır, anlasa ne olur. Kıskanabilirsin, gayet doğal. Değil mi ya? Kızlar niye gelmiş devre? Ufak bir kıskançlık krizi diyelim. Nasıl yani? Ya bu benim eski kız arkadaşım vardı ya, Dilek. O aradı da dün beni. Yurt dışından dönmüş. Ben de hani emniyete gelirsin, kahve içeriz demiştim. Kalkıp gelmiş işte. Nasıl biri diye merak ediyor herhalde. Seviyor kız seni. Yani... Biliyorum canım ben de beni sevdiğini. Merak etme, senden başkasına bakmaz o. İçin rahat olsun. Yok artık. Siz dantel canavarı mısınız Suzan Hanım? Niye kaldırıyorsunuz bu dantelleri? Bu anneannemin çeyizinden kalma dantelleri benim kızım asla kullanmazdı ondan. Bunlar bir kere el emeği göz nuru. Bakın görüyor musunuz? İyi, o zaman müzede sergileyin. Suzan Hanım, dantelsiz ev yapraksız ağaca benzer. Aa, ama yeter artık, yeter yani. Ben sizin bu demode zevksizliklerinize uğraşamayacağım. Yeter yani, yeter. Öyle gidersin işte, öyle kaçarsın. Hatice'm, anneciğim gözünüzü seveyim, bir sakin olun ya. Biz artık bir aile sayılırız ya, bir ortak yol bulalım. Ay! Aa, görüyor musun anne? Allah razı gelmedi, kesin böcek gördü. O mutfağın hali ne öyle? Böcek mi var? Mutfakta her şeyin yeri değişmiş. Ay, ben de bir şey oldusam. Olmuş tabii. Daha ne olacak? Yani bardaklar, çanaklar, tabaklar her şey başka yere gitmiş. Hatice Hanım, size mutfakta eşyaların yerini değiştir diyen oldu mu acaba? Evet. Evet oldu. Dolaptan bardaklar fısıldamaya başladı. Hatice teyze, biz burada çok mutsuz. Ne olur gel bizim yerimizi değiştir. Ağlıyoruz biz burada diye. Ben de değiştirdim. Her şeyi siz biliyorsunuz yani. Evet Suzan Hanım, biliyorum. Çünkü benim ömrüm mutfakta geçti. Siz kaç kere girdiniz mutfağa hayatınızda? Hatice Hanım, bu evde benim kızım yaşayacak. Benim de oğlum yaşayacak. Onların nasıl rahat edeceklerine siz mi karar vereceksiniz? Evet. Kızlar, ben geldim. Burada olduğunuzu duyunca kahve getireyim. Tatlı tatlı arkadaşlarımla içelim dedim. Hay, biz seni ne zaman arkadaştık Ece? Hiç hatırlamıyoruz da. Tatlım, yani türlü türlü arkadaşlık var. Mesela seninle benim gibi çekişen arkadaşlar, dostane arkadaşlar. Bir de eski sevgiliden olma arkadaş. Ama sanıyorum ki eski sevgiliden arkadaş olmaz, hepimiz biliyoruz. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun Ece, yine? Bugün buraya bir afet geldi Burcu. Murat'ın eski sevgilisiymiş. Dilek mi? Aa evet evet, adı Dilek. Nasılmış şu kız, bir anlatsana bana. Kız bildiğin afet. Yani Murat'la da çok yakınlardı. Dur bak, şurada fotoğrafı var. Heh. Ama sakın Murat duymasın Burcu, çok kızar bana. Kız da güzelmiş. Niye ayrılmışlar ki, yani biliyor musun bir şey? Aşkım o mu? Aşkım o. Aşkım. Aşkım o.
Gördünüz değil mi o Suzan'ı? Sanki 40 yıllık ev hanımıymış gibi ben yerleştireceğim evi diyor. Ya sen ne anlarsın? Hatice'm minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanırmış. Nereden bilecek kadın Allah aşkına? Yahu anacığım Hatice'm gözünüzü seveyim ya. Sabahtan beri kafam şişti. Bir iki dakika susun ya. Hem bak kızcağız içeride duyacak bir ayıp olacak ya. Ya aman Vedat, sanki Pelin annesinin nasıl biri olduğunu bilmiyor. Suzan nasıl biri biliyor musun anne? Estetik yaptırsın, bütün gün pilates yoga yapsın, ha bir de fuzuli alışveriş yapsın, bu yani. Kızım bizim derdimiz inekle dana, kadının derdi sürmeyle kına. Bir kere dolma sarmış mıdır acaba? Bir kere mantı hamuru açtı mı bu kadın? Ay, hiç sanmıyorum, hiç hiç. Ah yavrum, ah Umut'um, ah çocuğum benim. Aç kalacak, aç. Hey Allah'ım ya, ya doğada bir plastik yok olmuyor. Bir de şu sizin kadınların dedikodusu ya. Ya ben anlamadım ne istiyorsunuz ya. Bak yarın gideceğiz Umut'un eşyalarını yerleştireceksiniz. Çeyizini sereceksiniz. Hani bir iki gün bir hırgür çıkarmayın. Bugün var yarın yok Suzan Hanım ya. Belki gidecek kadın. Tehlike anında yılanlar başını ve vücudun ön kısmını kaldırır. Ve vücudunu dalgandırarak öne doğru... Rengi de güzel her. Daha sonra... Bak abicim bu uyku tulumu acayip rahat bir şeydir. Hatta çoğu yataktan daha rahat olduğunu söyleyebiliriz. Yok ben giremem onun içine. Ya, çok daha sıkışık gözüküyor. Ya, yapamam. Yok ama abi öyle deme bak. İçine girdiğin zaman insanı sarıp sarmalıyor böyle. Ana kucağı gibi sıcacık ya. Hayır ya Allah Allah. Murat Dilek'in fotoğrafını hala sakladığına göre... yani kesin aralarında bitmemiş bir şeyler var. Üstelik bayağı da güzelmiş. Ay, ver bakayım sen şunu bana. Bu mu güzel canım? Bir kere bunun burnu estetik. Ver bakayım şunu. Aa, bunun gözleri bayağı lens. Bu renk bir göz mü olur canım? Aa, bayağı bildiğim renk kataloğundan seçmiş gibi. Kaşları. Kaşları bayağı dövme. Şey yapsanıza, bir tur daha dönsenize. Ben böyle acık kendimi iyi hissettim de. Gayret abi. Bak yeter ya. Vallahi burama geldi. Şu uyku tulumunun içine birazdan girmezsen poliste mukavemetten seni tutuklayıp bak nezarete atacağım. Ya yapar mısın? Yapmaman lazım. Niye yapacaksın ki? Olma, ne olur lütfen yapma ya öyle şey yapma ne olur. Vallahi ben de yapmam sanıyordum ama yeter. Yani kafayı yedim. Bak dayanamıyorum. Silah nerede Umut? Silah nerede? Tamam komiserim. Komiserim tamam dur ya dur tamam. Abi bak ne alır ya? Girecek yani gireceksin değil mi abi? Bak vallahi yoksa silah zoruyla sokacak ha. Vallahi sokacak bak hiç kimse zapt edemez. Kırtla bir çıldırıyor zaten. Tamam gireceğim ama bak çıkarın dediğinde hemen çıkaracaksınız tamam ya. Söz mü? Abicim basit bir fermuar indirme olayıyla dışarıdasın. Gayret, 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 gayret. Hadi. Hayır, Murat neden hala fotoğrafı saklıyor ki ben anlamadım. Yani bence fotoğrafa değil, böyle büyük resme bakın arkadaşlar. Diyorum size, kesin bir olaylar dönüyor. Of, bu erkekler neden hep böyle ya? Neden hep güven kırmak zorundalar? Neden? Ya mesela bu kamp olayı. Ya gerçekten, sizce öyle bir kamp var mı ya? Gerçekten sizce kampa gittiklerini düşünüyor musunuz yani? Yani sen kesin kampa gitmiyorlar diyorsun öyle mi? Ben kaç tane böyle haber yaptım. Eşine kampa gidiyorum deyip alemlerde basıldı manşetiyle biliyor musunuz siz? Kampmış. Kampmış ya. Bizi ne sanıyordular? Salak falan mı sanıyorlar? Öyle mi sanıyorlar? Ay biz de yedik canım. Biz de yedik yani. Aman Allah. Ya bir kere gayret. Kampa gidebilir mi? Çok yakıştı. Yakıştı ama. Nasıl? Güzel. Allah çok da rahat. Tabii canım diyoruz sana. Dinlemedin bizi. Bir de böyle bunun yok çarşafı kırıştı, yok yorganı kaydı derdi de yok. Çok hoşuma gitti, güzelmiş. Yalnız abim kundaklanmış dev bir bebeğe döndü. Hadi olayı gördüğüne göre çıkaralım seni. Hadi dur çıkarma. Biraz daha durayım mı ne oldu çok güzel. Durayım hadi. Bak sen ya. Daha demin girmek için uğraştırdı şimdi çıkmak için uğraştıracak ha. Çıkarma. Tamam çıkar hadi. Fermuar sıkışmış. He? Sıkışmış mı? Sıkıştı mı? Fermuar mı sıkıştı? Dur abi halledeceğiz. Sıkışırsa çıkamam ki ama ben. Sen sakin ol şimdi o kerpeten gibi elleriyle çek yer. Elinde kal. Ne koparıyorsun? Ne koparıyorsun sen bunu?
Haydi. Koptu mu fermuar? Kop sen! Abi sakin. Niye koparıyorsun? İyi bir dakika, bir dakika. O zaman ben rahat rahat şuraya yatabiliyorum ha. Şurada daha güzel sen de biliyorum. Ne yapacaksın ki ya şurada yatıp? Oğlum çık, Mutlu çık şuradan. Güzel. İn. Abicim lütfen bir şey izliyorum. Şşş tamam. Tabii siz de bu kurtarma çalışmalarını biraz sessiz halledin lütfen abicim. Bir şey izliyorum burada ya. Yapma abi. Vallahi ters çeviririm seni. Öyle kalırsın ha. Bak, bak olmuyor bak. Burcu, ya biz ne yapacağız? Bunların böyle yapmalarına müsaade mi edeceğiz? Edeceğiz. Edeceğiz derken onları takip edeceğiz. Onları suçüstü yakalayacağız. Nokta. Rıfkı. Oğlum kendime overdose belgesel yüklemesi yaptım. Şu an orman hayatı konusunda inanılmazım ya. Kanka, teori ile pratik arasında çok fark var. Ben 2 ay boyunca 0 malzemeyle ormanda yaşamayı denedim. Bununla ilgili rekor denemem var. Ormanı çok iyi biliyorum. Olabilir ama benim kadar olamaz. Çünkü ben şu anda belgeseller sayesinde sürüngenlerden kanatlılara, etoburlardan otoburlara bütün hayvanların iç organlarını ezbere biliyorum ya. Tamam da niye iç organları? Lazım olur orman hayatında diye. Biliyorum oğlum sonuçta ben biliyorum ya. Ay hadi güzel güzel gidin, güzel güzel gelin, güzel geçsin kampınız. Evet böyle doğayla iç içe bol bol oksijen alın, sonra güzel pozitif enerjiyle dönün, mutlu dönün. Evet. Gayret. Benden kelebeklere, ormanlara, ağaçlara selam söyle. Aleykümselam, tamam söylerim. Sizi çok özleyeceğiz. Aslan biraderler, aslan kardeşler sizi. Sakın bizi merak etmeyin, sakın etmeyin. Biz kendimize çok iyi bakarız. Bakarız, bakarız. Yani sanki dün istemiyor gibiydim Pelin. Ne oldu şimdi? Aa, olur mu canım? Yani birazcık uzak kalacağımız için canım sıkılmış olabilir. Evet doğru ama senin güzel vakit geçireceğini düşününce bencillik yaptığımı fark ettim. Enteresan. Yani dün suratlar sanki asık gibiydi. Aa, yok canım. Yani şu biz hiç asık suratlı olabilir miyiz? Yani şu tatlılıklara bir baksana. Ayrıca fark ettik ki aşırı surat felaket getirir. Yani bu kamp size çok iyi gelecek. Biz onun farkına vardık. Hemen arkanızdayız zaten biz. Derken? Ne yaparsanız yapın arkanızdayız manasında. İyi. Vallahi gider ayak bize çok güzel moral oldu. Sağ olun. Yani gitmesek mi falan diye düşünüyordum ben ha. Vaz mı geçsek diye düşünüyordum yani. Aa, yok canım. Gidin gidin o. Ya geçelim. Bence vazgeçelim. Zaten yol da yakın. Şişt, Mutlu, Rıfkı inin aşağı. Hadi valizleri indirin. Abiciğim sakin. Abi dün gece zaten yeterince mesai harcadık. Başlamayın hadi. Gayret bak. Egzoz limanından uzağa gideceksin. Tertemiz havaya gidiyorsun. O da doğru ya. Daha fazla uzamadan hadi gidelim, vazgeçecek yoksa. Sevgi bak o emanetlere sahip çık, tamam mı? İyi bak. Ne emanet ettin ki? Ya benim çamaşır sularına falan bakacak ya. Abi ne oldu yürü ya. Hadi Allah'ını seversen hadi. Hadi abi. Hadi hadi. Hadi güle güle gidin. Güle güle gelin. Evet. Hadi. Hadi Rıfkı geç direksiyona. Bir dakika bir dakika. Niye Rıfkı geçiyor ya? Benim ileri sürüş eğitimim var. Niye Rıfkı geçsin ki? Ben kullanırım arabayı. Oğlum ben senden daha iyi kullanırım. O yüzden benim geçmem lazım. Kardeşim yani ne diyorsun ya? Ben var ya araba kullanma konusunda seni havada karada sollarım ya. Yavaş solla kardeşim ya. Havada bir kere uçak kullanman lazım. Uçağı da ben senden iyi kullanırım. İyice uçtun. Nereden bulacağız uçağı? İstiyorsan gel gidelim eve. Bilgisayarda açalım uçak simülatörü oyununu. Bakalım kim daha iyi kullanıyor. Ya bırak bu işleri ya. Alayım anahtarı ben. Hayır ya ben alayım anahtarı. Alayım. Alayım bana verin. Bizim bir fikrimiz var. Biz oturduk karar verdik. Rıfkı kullansın. Rıfkı olsun. Ne? Bravo. Ne alakası? Şimdi Mutlu üşenir direksiyonu çevirmeye, ondan sonra siz Allah korusun yuvarlanırsınız uçurumdan aşağı. Aynen. Anahtarı alayım. Bilmiyorum ya. Ya. Geç şuraya tamam al geç. Bir de geçerken sırıtıyor oradan bana. İyi en azından ben tembelliğimi devam ettiriyorum. Bak arkaya geçip yatacağım şimdi. Aç da interneti izle bakalım. Benim tembellik konusunda da rekorum var. Hı. Okulda da geçerim seni. İzleyeyim hadi işte. Bakalım hadi. Hadi şur bakalım ne oluyor. Hadi, hadi kalın sağlıcakla. Selin, ben kullanacağım arabayı. Geç. Yavaş kullanıyorsun, geç. Geç, hadi kızlar, gel. Kaybetmememiz lazım. Kemerler. Kemerler.
oradalar, yakaladık. Ay, yavaşla biraz Burcu, çok yakınlarına girmeyelim. Ya peki kızlar, bir şey soracağım. Ya bunlar gerçekten kamp yaparlarsa? Ay evet. Eğer gerçekten kamp yaparlarsa boşu boşuna gelmiş olacağız bu kadar yoluna. Ya kızlar saçmalamayın. Bu aynı şeye benziyor. Hayat sigortası yapıp tüh ölmedim demeye benziyor. Yani eğer gerçekten kamp yaparlarsa bizim de içimiz rahat etmiş olacak ve güvenimiz devam edecek. Ya şöyle düşünün, mesela check-up yaptırıp sağlıklı olmak gibi bir şey bu. Hayır ya, onu sormuyorum. Hani gerçekten kamp yaparlarsa dağ başında biz ne yapacağız? Ne yapacağız Selin'cim? Gideceğiz, kendimize kalacak, güzel bir yer bulacağız. Ne oldu Hatice'm? Modelini mi çıkarmaya çalışıyorsun? Selanik örgüsü. Ben ördüm ya onu Umut'a kaç sene önce. Yok anne ya. Umut'un eşyalarını başka bir eve yerleştiriyoruz. Şimdi iyice oturdu içime bu. Çocuk havadan uçuyor gerçekten. Gidiyor. Ah Hatice'm. Tay at olunca at dinlenir. Çocuk adam olunca ata dinlenir demişler. Sen yeteri kadar onları büyüttün, yetiştirdin, bugüne getirdin. Artık dinlenme zamanı be kızım. Ben onları özlerken yoruluyorum anne. Bir evi vardı ama bir ayağı da bizdeydi anne. Şimdi çocuk temelli gidiyor. Ah Hatice'm, çocukla ana arasında kopan tek şey göbek bağıdır. Yoksa hiçbir zaman ayrılmazlar. O senin yüreğinde her zaman olacak. Sen de onun yüreğinde kalıcısın ha, ona göre. Hadi neyse, şu cadı kadın gelmeden biz şunları yerleştirelim de laf etmesin. Ay anne, iyi insan lafının üstüne gelir. Atasözü an itibariyle çürüdü. Onu hemen stoklardan çıkar, çıkar. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Dolabın o tarafı Pelin'e ait. Neden? Geceden yer mi tuttunuz plajda, havlu bırakır da yer tutar gibi? Biz bu tarafına yerleştirdik, siz de o tarafına yerleştirin. Aa, hayır efendim, olmaz öyle şey. Pelin'in dünya kadar eşyası var yani. Olmaz, siz şu tarafa koyun. Bak Suzan Hanım, o kadar yerleştirdik. Sen de öbür tarafa yerleştir, ne olur. Boşaltacak mıyız şimdi yani burayı? Nasıl isterseniz vallahi. İsterseniz boşaltın, isterseniz çöpe atın. Yani zaten olmaz bunlar. Anlamadım, ne olmaz, ne olmaz? Benim damadım böyle kıyafetler giyemez. Bunların hiçbir marka değil. Ay, ay şimdi ben şimdi terliğimin arkasından bir uğrasım var ya Rab. Bakın Suzan Hanım, ben sizinle tartışmamak için bugün kendi kendime söz verdim. Tamam mı? O yüzden siz öbür tarafa yerleşin, biz de bu tarafa yerleşmiş olalım. Hadi. Hadi. Yorulacağım diye endişe ediyorsanız birlikte taşırız. Ne olacak? Şuradan şuraya. Hayır efendim, birlikte taşıyamayız. Bu bir kere bu tarafta kalacak. Hayır. Suzan Hanım. Hayır. Hayır efendim. Burası Pelin'in. Hayır efendim, bu benim, bu taraf bize, benim oğlumun tarafı. Tamam mı? Hayır. Gördüğün gibi benimle baş edemezsin. Burası bizim tarafımız. Oldu mu? Hayır değil. Oh, hayır değil. Hayır değil. Hayır. Hatice'm uyuma sen ona. Hatice'm. Ay yapma ya. Atma kızım, atma. Burada da attım. Ne? Olmadı. Hanımlar. Hanımlar bir durun. Ya, durun be. Allah Allah. Ya çocuk musunuz siz? Bir çıkışıyormuş yaptığınız ya. Ya biz çocuklarımızın geleceğe, mutluluğu için uğraşalım diyoruz. Siz birbirinizle uğraşıyorsunuz ya. Ya toplayın şurayı. Bitsin artık bu yerleşme meselesi ya. Vallahi çıldırdım ben. Kızlar var ya, çok iyiyiz ha, süper gidiyoruz. Henüz bizi fark etmediler bile. Ha bak, bak 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 bak. Bak kaç oldu ya, kaç çukurdan geçiyor ya. Hiç önüne bile bakmıyor. Bu kaç oldu ya? Nasıl araba kullanıyor? Ben kullansam bu kar çukurdan geçmezdik yani. Ayrıca bir eliyle buğuyu temizliyor. Ne yaptığı belli değil. Kardeşim sen kullansaydın çukura girerdik, bir daha da çıkamazdık zaten ya. Ayrıca bu oluyor oğlum cam. Onu silerken girdim, ne yapayım? Abi şu tarafı siler misin?
Benim kızımın dünya kadar kıyafeti var. Büyük tarafı Pelin'in alması lazım. Bunlar ne Suzan Hanım? Lahana yaprağı mı? Yani öyle de denebilir tabii ki. Abilerin eski kıyafetlerini de mi getirdi? Yani hani kardeşten kardeşe geçer ya öyle şeyler. Bak Vedat, sataşma var, dikkatini çekerim. Sonra ikide bir bana sakin ol Hatice, sakin ol Hatice deme. Tamam Hatice'm, şu yer mevzunu çözelim, tamam mı? Fakat şimdi Suzan Hanım tabii ev sahibi sayılır, biz deplasmandayız. Onun için önce o seçsin yerini, sonra Umut için bize bir yer göstersin, değil mi? Şurası olabilir. Umut neyini koyacak oraya? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Umut'un çorapları girmez oraya. Vallahi Hatice doğru söylüyor Suzan Hanım. Hem zaten sizin Pelin kızımızın eşyalarını da koysak burası almayacak yani, yetmeyecek. Ay Vedat Bey doğru söylüyorsunuz. O zaman bir kıyafet odası yaptırmamız gerekiyor. Kıyafet odası mı? Oldu olacak, tabak odası yaptırın. Bardak çatal odası olsun. Onlar kardeş sayılır. Mutfakta durabilirler anne ya. Ayrılmaya gerek yok. Çok istiyorsanız siz yaptırın. Tamam. Bir oda kıyafet odası olacak. Pelin'im rahat etsin. O zaman kılık kıyafet problemini çözdük diyoruz. Geçici de olsa bir ateşkes ilan edebiliriz, değil mi? Oltaları aldık değil mi? Aldık abi. Var ya ben acayip bir balık tutarım ha. Size hani böyle oltaları ayarlayana kadar ben 2-3 tane tutmuş olurum. Kardeşim sana deniz kanunlarını hatırlatayım. Büyük balık küçük balığı yer. Burada büyük balık ben oluyorum bu arada. Yani kardeşim demek istediğini anlıyorum. Balıkların zaten hafızası 3 saniye. Her şeyi hemen unutuyorlar. Hatırlıyorsan lisedeyken biz balığa gittiğimizde seninle sen tutamıyordun. Ben tutup sana eve giderken rezil olma diye veriyordum. Hatırlıyor musun kardeşim? Umut aç şu kapıyı falan, atlayacağım ben aşağıya. Tamam, tamam abi tamam. Dur bak şimdi bak olayı koyuyorum. Evet yavru kurtlar. Hanginiz zeka bilmecesine daha iyisiniz? Söyleyin bakalım. Ben bir kere ne diyorsun oğlum? İçinde zeka geçiyor, duydun mu? Tabii ki ben. Yavaş yavaş. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Şimdi soruyorum bilmeceyi. Sor abiciğim sor. Evet. İki baba, iki oğul göle balık tutmaya gitmişler. Her biri birer balık tutmuş. Eve döndüklerinde 3 balık varmış. Nasıl oluyor bu, bilin bakalım hadi. Biraz zor ama ben çözerim yani. Hayır ben çözerim. Oğlum ben çözerim. Ben senden önce çözeceğim kardeşim. Oğlum ben senden daha önce çözerim ya. Ya nereye, hadi bakayım. Ben daha önce çözerim. Çok şükür polis müdahale etti olaya. Sağ ol. Takip ediliyoruz. Ne? Nasıl ya? İşte belliydi. Bu arabayı kullanırsa takip de ediliriz. Başımıza başka şeyler de gelir. Ben kullansaydım takip edilmezdik abi. Birazdan öğreneceğiz. Rıfkı, sen şu ilerden sağa dön. Birazdan. Bas oğlum, bas oğlum. Gördünüz mü? İleriden sağa dönüyorlar. Evet evet. Benim biraz hızlanmam lazım. Gözden kaçırmamalıyız. Aa niye durdular ki? Allah Allah. Hayır arabadan inen de yok. Anlarız şimdi, kızlar zaten geldik, bekliyoruz işte. Ne yaptılarsa göreceğiz. Ay bir şey olmamıştır herhalde. Ay Murat'mış ya. Ne korkuyorsunuz? Gördük. Ay, ödüm patladı resmen anne. Hayırdır Burcu? Siz bizi mi takip ediyorsunuz? Sana baktığına göre cevap sende Pelin. Evet alalım açıklamayı. Yok canım, biz sizi niye takip edeceğiz ki? Hayır daha neler canım. Hani niye takip edelim ki sizi yani? Nereden çıkardınız sizi takip ettiğimizi artık? Evden ayrıldığımızdan beri aynı mesafeyi koruyarak takip etmenizden olabilir mi? Ya, görüyor musunuz? Siz aslan kardeşleri, siz kuruntu yapmışsınız. Hiç alakası yok, biz yapmadık öyle bir şey. Ne yapıyordunuz o zaman? Kanala gidiyorduk okula biz. Okula mı kanala mı? Şey yapacaktık, önce kanala gidecektik biz hep beraber. Tabii kanala gidecektik. Bırakalım dedik biz Pelin'i. Oradan da okula gidecektik zaten. Sınıf arkadaşım hemen bir arkamda oturuyor. Kızlar,
Siz bu kamp konusunda bize güvenmiyor musunuz yoksa? Yok artık canım. Yok canım, biz size niye güvenmeyelim? Gayet de güveniyoruz. Evet, gayet güveniyoruz. Hem güvenmesek arabaya atlar sizi takip eder, gittiğiniz yeri görene kadar gelirdik de öyle bir şey yapmadığınıza göre takip etmiyoruz yani. Yani bizi takip etmediğinize göre yani güveniyorsunuz. Yani. Bakın kızlar, eğer bize güvenmiyorsanız şimdi söyleyin, hemen dönelim. Bakın kızlar, sizden değerli değil. Yani bu sene pas geçebiliriz, kamp kaçmıyor. Tek bir sözcük yeterli. Dönün deyin, dönelim. Ya yok canım, biz size yani böyle bir şey yapar mıyız? Kardeş kardeşe yaptığınız bir etkinlik bu. Gidin güzelce eğlenin. Aynen, gidiyorsunuz güzel güzel eğleniyorsunuz, tamam mı? Tamam. Hadi gidin bakalım, biz de kendi yolumuza gidelim. Sağ olun. Sen hafta sonu okul olur mu diye bilerek mi sormadın abi? Yani şimdi kabak gibi ortaya çıkarmak istemedim. Daha da fazla utanmasınlar istedim. Ya gerçekten çok utandım. İyi ki daha fazla üstümüze gelmediler. Evet ya, boşuna şüphelenmişiz ya. Masum oldukları her hallerinden belliydi zaten. Tabii canım, kedi gibilerdi öyle. Ben size dedim ama boş boşuna şüpheleniyorsunuz diye. Yani siz de biraz abarttınız ama. Ya sen hiç konuşmaz mısın acaba? Zaten sen bizi gaza getirdin. Evet. Yok büyük resme bakın. Yok kesin bir iş çeviriyorlar. Kampa gittiklerinden emin miyiz acaba diye bizim içimize kurtu düşürdün. Ondan sonra saldın bizi ortaya. İyi tamam da siz de dünden razı mısınız? Hemen çıkıverdiniz yollara. Çok ayıp ettik ya. Bayağı ayıp ettik. Resmen rezil olduk bir de. Ya Murat anladı onları takip ettiğimizi de. Neyse fazla üstümüze gelmedi, kurcalamadı yani. Hadi bakalım gidiyoruz. Rahatla biraz Vedat. Öyle ya da böyle kıyafetleri sığdırdık işte. Eşyaları yerleştirdik de benim kafamın içinde yer kalmadı. Başım ağrıyor bana. Haklısınız Vedat Bey. Yani sizin de işiniz zor tabii. Hatice Hanım biraz dik başlı maalesef. Ona dik başlı değil, başı dik denir. Siz bazı şeyleri dayatıyorsunuz diye ben karşınızda eğilip bükülmeyeceğim herhalde. Dimdik böyle dururum. Böyle. Hatice'm gözünü seveyim, gene başlamayın ya. Ya birbirinize şu aldığınız çeyizleri falan gösterin. Ha? Biraz ortam yumuşasın. Biz de bu arada kahvemizi içelim, biraz dinlenmiş olalım ya. Vallahi evladımın kendisi doğru söylüyor Hatice'm. Hadi göster aldıklarımızı hadi. Pelin kızımın narin ayakları için bu terlikleri aldık. Ay bu ne? Pazardan mı aldınız? Boşa dememişler. Boş fıçı çok langırdar diye. Ver bakayım kızım. Hanım, bu terlik yalnız ayağı giymek için değil. Güzel de kavranıyor ha. Ağırlığı iyi. Fırlatmaya da uygun. Aa, bir terlik niye fırlatılır ki? Aa, göstereyim bak. Anacığım gözünü seveyim. Dur ya, şeytan meytan doldurur, yapma. En iyisi ben size Umut için aldığım terliği göstereyim de siz de terlik nasıl olurmuş bir görün. Aa, destur bismillah. Evcil mi bu? Isırmasın. Tabii bunlar son moda olduğu için size biraz yabancı gelebilir. Bu giyilir mi? Hayvan ölüsü giyer gibi. Ver bakayım şunun birini bana. Aman eline bir şey olmuş olur. Hiç ağırlığı yeterli değil. Fırlatmaya uygun değil bu. Trendi bilmediğiniz için size UFO gibi görünmüş olabilir. Ben treni biliyorum bir kere. Ya vallahi hoşuma gitmedi desem yalan olur ha. Neymiş hoşuna giden? Ya işte kızların böyle bizi takip edecek kadar kıskanmaları. Ya belli ki bizi kaybetmekten korkuyorlar abi. Evet, o açıdan bakarsan öyle. Ama bir diğer yandan da
Hani bize güvenmemeleri hoş değil. Allah Allah ya. Bu ikisi niye böyle sus pus oturuyor? Sabahtan beri rekabet halindeydiler. Hala bilmeceyi düşünüyorum abi. Hiç boşuna düşünme. Çünkü ben senden önce bulacağım kardeşim. Meğersem rekabet içten içe devam ediyormuş. Tamam da abime ne oluyor abi? Sen niye böyle suslu kaldın ya? Ya Umut, iki tane baba, iki tane çocuk birer tane balık tutarsa toplam dört eder. Niye üç kalıyor? Çok saçma geldi bana. Anlaşılan abim de içine çekmiş bilmece ha. Aa yazık, birine düşündüler mi yolda? Yapma ya. Yok. Ne balık tuttularsa eve götürmüşler abi. Düşen müşen yok. İyice midem bulandı benim. Yol mu tuttu abi? Ne oldu? Araba mı tuttu? Hayır, senin bilmecen tuttu. Vallahi sinir, stres oldum ya. Allah Allah, sıkıştı midem. Tamam o zaman. Ben sana cevabı söyleyeyim de rahatla sonra. Hayır. Söyleme! Hayır abiciğim söyleme, ben Rıfkı'yı ese ese bulacağım cevabı. Yavaş es kardeşim. Ben cevabı buldum da biraz daha düşünüyorum. Birazdan cevabı bırakacağım ortaya, merak etmesin. Zaten midem bulanıyordu, bunların sesinden daha çok bulanmaya başladı, yeter ha. Dur abiciğim tamam. Şu ileride market var, şimdi orada dururuz. Hem su falan alırız, sen de dinlenirsin, kendine gelirsin. Tamam. Keşke bir balık alsalardı yanlarına, başka satın alsalardı. Nasıl bir mantık ki abi bu seninki? Ama dört tane olsun. Peki. Buna da söyleyecek bir sözünüz olmaz herhalde. En pahalısından aldım. Yani. Olabilir tabii. Nihayet bir şeyi beğendirebildik. Olur da Pelin'in başına bir iş gelir, bir ıssız adaya düşerse kullanabilir yani. Hı. Bir tek ıssız adada kullanılır yani. Yok. Mesela bir çölde mahsur kalsa da kullanabilir. Bir hatır, iki hatır. Üçüncüsüne vur satır demişler. Vallahi hacca kendimi zor tutuyorum, frenliyorum zor. Anacığım gözünü seveyim, zaten dozaj yüksekse bir de sen yüksek ortalığı. Peki bunların nesi varmış? Yani o tonlar Pelin'e pek uymaz, yüzünü soluk gösterir. Allah'ım bir kere değiştirme kartı olsaydı. İlk defa doğru bir şey söylediniz. Yani bir değiştirme kartı olsaydı en azından Pelin gider kendine uygun bir şeyler alıp değiştirebilirdi yani. Ben makyaj malzemeleri için demiyorum değiştirme kartı olsaydı diye. Sizin için diyorum. Keşke bir değiştirme kartınız olsaydı da başka bir dünürle değiştiriverseydik. Ya iki tane adam var, iki tane de çocuğu var. O, dört tane balık tutmaları gerekirken üç tane de eve... Tamam buldum. Bir tanesi tutamıyor işte. Bu kadar basit. Ya sabahtan beri ben de tamam buldum ben. Ya abicim olur mu öyle? Bilmece öyle değil ki. Söyledi hepsi birer tane tuttuğunda nasıl üç tane oluyor diyor. Kafa karıştırıyorsun. Vallahi buldum. Vallahi bilmecenin cevabını buldum ya. Abicim iki baba iki oğul. Hepsi birer balık yakalıyor. Yani iki tanesinin oltası bir balığa takılıyor. Sonuçta üç tane toplamda balık yakalamış oluyorlar ya. Cevabı buldum. Vallahi buldum. Ya, nasıl buldum ama? Ya, ben dur, buldum. Bilmiyorsun ki, bir sakin ol. Bilmiyorsun, gelip bir soralım ya. Bilmiyorsun. Ayrıca duymuyorum ben seni şu an. Getir. Ne oluyor ya? Devam. Arabayı çalıştır. Neden? Oğlum çalıştır. Abi bu ürünleri aldınız, parasını vermeden çıkıyor musunuz şu anda? Ya sen polissin, sana hiç yakışıyor mu ya? Ya yok oğlum, abim peşinde oldu, bir suçluyu gördü. Abi o zaman sen niye kaçıyorsun ki ya? Sonuçta onun kaçıp senin kovalaman lazım. Bu dünyada böyle işliyor bu kural ya. Sen niye kaçıyorsun? Ya oğlum kaçtığım falan yok. Bağlantıya geçeceği adamlar önemli. Suçlusu yakalamam lazım. Bu şu arabaya binen kız. Bu kadın da mı internetten adamları dolandırıyormuş? Murat bunu hemen tutuklanırsın lütfen. Yok abi bu kadının olayı senin başına gelenden daha büyük. Piyasaya sahte altın sürüyormuş. Oo. Ne yapacağım ben şimdi, takip mi edeceğim? Bir zahmet. Vallahi çok heyecanlandım ya. Bu benim ilk operasyonum ya. İşte ben direksiyonda olsaydım böyle heyecanlanmazdım. Ya hadi başlamayın gene. Rıfkı çalıştır şu arabayı. Siz beni gideceği yere bırakırsınız, oradan da kampa geçersiniz. Yok abi öyle olmaz ya. Gideceksek beraber gideceğiz. Sensiz olmaz. Ayrıca ben bunların hiçbirine güvenmiyorum. Murat ben de geliyorum. Bu arada ben bilmecenin cevabını buldum. He buldum. Ya şimdi bilmecenin sırası değil. Hadi. Zaten bulamadı bak. Bulduğu cevaba bak şimdi abi, doğru mu sen söyle. Diyor ki dört kişiler ya bunlar diyor. İkisi aynı balığı yakalarsa diyor, o zaman üç. Doğru mu? Yok zor. Alakası yok. Bir kere iğnenin bir tanesine bir balık gelir. İkincisi nasıl gelecek bu da? Ha. Ne oldu? Alakası yok. Bir iğneye bir tane balık gelir. İkinci bir emre kadar gürültü mürültü, bilmece milmece falan yok.
Bütün dikkatimizi öndeki arabaya veriyoruz, anlaşıldı mı? Hadi. Anlaşıldı. Dedik de hadi. Ya ben hala yaptığım şeye inanamıyorum. Yani bildiğin peşlerine düştük. Saçma sapan gittik. Adamların peşine düştük ya. İyi ki takip ettiğimizi anlamışlar yani. Yoksa sonuna kadar gitseydik düşünsenize dağ başında ne yapıyorduk şimdi? Ay gerçekten ya. Oraya bir de hazırlıksız gidip böyle perişan olacaktık ormanda. Ayrıca bu kamp olayı benim işime yaradı, iyi oldu yani. Aa, neden ki? Murat Dilek, Murat Dilek Emniyet. Yani bu ihtimal ortadan kalktı. Doğal olarak kampa gidemez yani Dilek. Görüşememiş olurlar. Evet ya, onu da düşünmeye gerek kalmadı yani. Tabii. Bu eski sevgili Dilek kampçı değilse. Bakın arkadaşlar, öyle kızlar var ki böyle dağlara tırmanıyorlar, sporcu kişilikleri, neler neler yapıyorlar. Bu Dilek ya bizimkilerden önce rezervasyon yaptırdıysa, bizimkiler gittiğinde orada olacaksa, he? Bu lafım sana. Yalnız mıdır peki? Değildir. Manken kankileri de onunla birliktedir. Düşünsenize, böyle gece ağaçların arasından dolunay görünüyor, aydınlatıyor geceyi. Kamp ateşinin şavkı bizim güzel mankenlerin yüzlerini aydınlatıyor. Ve cırcır böcekleri bir yandan, kamp ateşinin çıtırtıları bir yandan. Arkadaşlar sizleri aşka davet ediyor. Aman Allah'ım, Burcu olabilir mi böyle bir şey? Gerçekten mi? Yani ne yapsak, gitsek mi, ne yapsak, geri mi dönsek kampa? Evet kalkın. Biz ne yapıyoruz ya? Yine aynı şey yaptık, farkında mısınız? İkimiz de duyduk işte Murat'la Umut'un söylediklerini. Ay evet, yani tek sözünüzle geri döneriz, her şeyi iptal ederiz dediler. Yani onlar bu kadar mükemmel davranırlarken biz neden onlara güvenmiyoruz ki? Sevgi yüzünden. Bak bizi gaza getiriyor. Ben gaza getirmiyorum ya. Ben olasılıklardan bahsediyorum. Hayır, olamaz mı? Olabilir. Ben mi acaba diyorum. Ben de sevgi sussa mı acaba diyorum. Ayrıca biz Murat'la arkadaşız. Ama ben arkadaşıma güveniyorum. Yani doğal olarak Murat'a güveniyorum. Söylediklerine inanıyorum. Ben de Umut'a güveniyorum. Yani evliyiz sonuçta. Ya ben de kahveye güveniyorum. Hani diyorum biri kalksa, kahve yapsa, şu ortam bir daha alsa. İyi tamam tamam. Ağzınızın tadını bozdum. Kahveler benden. Burada buluşacak herhalde. Ya abi, bu anlattığım bilmecedeki iki baba iki oğul var ya, bunlardan bir tanesi acaba balıklardan birini çiğ çiğ yemiş olabilir mi? Ya çiğ çiğ bal mı yenecek? Allah Allah, zaten yeni geçti, midem gene bulandırdın ha. Yok, yememiş, yanlış cevap. Ha Cemo, şu hani peşinde olduğumuz piyasaya sahte altın süren kadın var ya. Evet evet Gaye. Biz şimdi onu otele kadar takip ettik. Sen hemen takviye kuvvet al, buraya gel. Ben sana adresi gönderiyorum. Tamam, hadi. Tamam Devrem. Adresi aldım. Şimdi yanıma ekip alıp hemen geliyorum. Tamam. Hayırdır Cem? Niye bu kadar heyecanlısın? Ya Murat piyasaya sahte altın süren kadını takip etmiş. Bir oteldelermiş. Şimdi baskın yapacağız. Adresi unutmuşum. Evet, ben de şimdi peşinden çıkacaktım. Sağ ol. Bir şey diyeceğim ya. Evde niye kimse yok? Bizdeler. Umut'la benim eşyalarımı yerleştiriyorlar. E sen niye orada değilsin o zaman? Annem özellikle istemedi. Siz gelmeyin, biz hallederiz dedi. E nihayet aradaki buzlar eriyor. Ne güzel ya. Yeni hayat, yeni mutluluklar, heyecan. Ay, darısı sizin başınıza artık. Ya tam böyle keyfim yerine gelmeye başladı. Bir rahatladım, böyle bir relax falan derken hayatta Ece diye bir arkadaşın olduğunu hatırladım. Efendim Ece. Ne haber Burcu?
Yani gerçi ne haber diyorum ama muhtemelen hiçbir şeyden haberin yoktur garanti. Ne? Neden haberim olmayacak ki benim? Ne saçmalıyorsun? Canım Murat eski sevgilisi Dilek'le bir otelde buluşacak. Saçmalama ya. Ne oteli? Ne alakası var? Onlar kampa gittiler. Hatta kampa varmışlardır bile. Ah canım ya. Tabii sana öyle söylemesi normal. Ya, ama inanmıyorsan git bak otele. Yani Burcu bak ben senin iyiliğin için söylüyorum. Murat'la ilgili hayaller kurma, boşa kürek çekme diye. Ne diyorsun kızım sen ya? Ne oteli, ne kampı? Otel nerede? Kim nerede? Kamp nereye gitti? Hangi kamp bu? Burcu, Burcu ne olmuş? Ne diyor? Otele gitmişler ya. Kampa gitmemiş bunlar. O otelin adını söyle bana. Otelin adı ne Ece? Ece otelin adını söyler misin? Ya Hande ya, iyi ki geldin bak ayağın uğurlu geldi görüyor musun? Ay iki dakika uğrayayım dedim aksiyonun içine düştüm resmen Ece ya. Oğlum ben çok heyecanlandım ya, benim ilk operasyonum. Ne yapacağız şimdi abi? Vallahi ilk iş ben sizden kurtulacağım. Artık otelde mi dolanırsınız, bir kafeye oturup bir şeyler mi içersiniz bilmiyorum ama bana sakın ayak bağı olmayın. Evet, Murat doğru söylüyor. Çok ciddi bir iş peşinde. Ona ayak bağı olmayalım. Hadi kalkın yürü gidelim. Eyvallah abicim. Hayırdır oğlum? Ne? Ya bu aşamada benim de işim başlıyor. Şahane haber olur bundan. Abi, şu bilmecenin cevabını söylesene. Gidip Rıfkı'ya ben bulmuşum gibi hava atayım. Oğlum sen bul, sonra hava atarsın. Kaybol. Ya tamam düşündüm, bulamadım işte. Söyle ne olacak ya söyle. Kafana çalıştı biraz, kendin düşün. Ya Mutlucuğum, abisi. Hadi biraz daha düşün, bulursun. Çok basit. Sen söylediği anda hemen buldun sanki abi. Umut sorduktan yaklaşık bir 10 saniye kadar sonra çözebildim. 10 mu? Kop oğlum sen. Bende problem var herhalde. 10 saniye mi sürdü? İyi, detektif. Oğlum bir dur. 10 saniye. Kiminle buluşacak onu öğrenmem lazım. Öğrenirsin. Ay inan senin adına çok üzüldüm Burcu. Peki ya kendi adına üzülmedin mi? Ya Murat oteldeyse Umut nerededir sanıyorsun Pelin? O da mı gitmiştir diyorsun sen? Ne diyorsun? Diyorum ve arttırıyorum. Yalnız başına mıdır? Manken kankileri de onunla birliktedir. Aman Allah'ım. Ya arkadaşlar yani tekrar başa mı döneceğiz şimdi? Başa döneceğiz. Evet başa döneceğiz. Çünkü neden başa dönüyoruz? Bunların hepsi gerçek olabilir. Ve biz bu sefer asla kandırılmayacağız ve elimizden geleni ardımıza koymayacağız ve gideceğiz. Hadi kızlar kalkın. Yaparım dediğimi bir tutamıyorum ya. Aa, yumuşak duvar bak. Bir rahat dursanıza. Adamlar ne otel yapmışlar ya. Sanki sana yapmışlar. Ah, ah, vallahi müzayede. Ben hiç müzayedeye katılmadım ya. Ne olur katılalım bak çok merak ediyorum. Ben daha çok merak ediyorum ya. Ben de hiç katılmadım. Girelim tamam buraya girelim aynen. Oğlum ben daha çok merak ediyorum ya. Allah Allah. Sen girip ne yapacaksınız müzayedede? Sanki bir şey mi alacaksınız? Canım sıkmayın benim ha. Yürüyün hadi. Ya ne olur girelim ya. Çok merak ediyorum ya. Çok heyecanlandım bak şimdi ha. Evet. Ben zaten daha çok merak ediyorum şu anda. Çok girmek istiyorum içeri. Sen istiyorsan bir 10 dakika gez dolaş. Biz de girelim içeri. Zaten bir sandalyeye demir atmam lazım. Yoruldum ya. Ben daha çok yoruldum. Ay, tamam ne haliniz varsa görün. Hadi. Allah. Evet, bu nadide parçayı 6500'den de yok mu arttıran? Buyurun beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum çok acayip ya, şuraya bak. Ah, orada yer var. Vallahi var. Dur, dur, oraya benim oturmam lazım. İlk ben gördüm, ben otururum. Ben de oturacağım. Ah. Çok güzel kebap getirdim sıcak sıcak hem yeriz hem muhabbet ederiz diye. Sağ ol kızım. Bağa bak üzüm olsun yemeğe yüzün olsun demişler. Suzan'ım siz de bardakları doldurun bakalım. Ha?
Vedat vallahi kurt gibi acıkmıştım. Neyi yaptın da yaptırdın şunları? Vedat Bey siz de uzatın bardağınızı. Buyurun efendim. Buyurun Vedat Bey. Vedat Bey, siz yol yordan bilen gerçekten kibar bir beyefendisiniz. Teşekkür ederim. Komşu komşu. İnşallah Umut da size çekmiştir. Bana çekseydi ne olurdu? O zaman yapacak bir şey yok. Çekim hatası der geçerdik. Vedat, siz benim evladıma kurban olun bir kere. O pırlanta gibi bir çocuktur. Hatice'm, Sunan Hanım da şaka yapıyor zaten ya. Öyle gülerim diye söylediği bir şey. Hadi hadi kebapları soğutmayın, yiyin. Ağzınız dolu olunca konuşamazsınız belki. Benim torunlarımın her biri aslan parçası Suzan Hanım. Hem akıllar hem haza beyefendi hepsi. Aslında tabii haksızlık etmeyeyim. Pelin de çok terbiyeli, akıllı, zeki, çok çok saygılı bir kız. Belli ki size çekmemiş. Ay haçam, biber dökeceğim, şu kapağını açıver biberin kapağını. Evet, 6500'e gidiyor, yok mu arttıran? Satıyorum, satıyorum, sattım. 6500'e beyefendinin oldu, hayırlı olsun. Evet, sıradaki antikamız 18. yüzyıl Osmanlı döneminden kalma. Bakırdan dövme tekniğiyle imal edilmiş bir tükürük okkası. Noktalama tekniğiyle dolgulanmış, kondisyon ve form olarak kusursuz bir eser. Eserin pay artırımı 500 lira olmak üzere, açılış fiyatı 2000 liradır. Evet, bu nadide esere 2000 lira veren var mı? Evet, 2000 lira geldi, yok mu arttıran? Evet, 2500 burada geldi, yok mu arttıran? 2500. Yok mu arttıran? Evet, beyefendiden 3000 geldi. 3000 lira beyefendiye. Bu nadide eser 3000 lirayla beyefendiye gidiyor. Yok mu arttıran? Ne olur biri desin. Ne olur biri arttırsın ya. Hadi. Lütfen, 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 lütfen. Evet, 3500 geldi. Yok mu arttıran? 3500. Sen hayırdır ya? Benim teklifimin üstüne teklif nasıl veriyorsun sen? Yok mu arttıran? 3500. 4000 geldi, evet. 4000 liraya bu nadide eser beyefendinin oluyor. Yok mu arttıran? 4000. 4500 geldi, evet. 5000 arkadaki beyefendi, evet. 5000 liraya gidiyor, yok mu arttıran? 5500 geldi, evet. 6000 arkada. 6000. 6500 burada, yok mu arttıran? 6500. 7000 arkada. 7000 liraya gidiyor, yok mu arttıran? 9000. Evet, beyefendi oldukça iddialı çıktı. Bakın 9000 lira, yok mu 9000 liraya gidiyor? 10 veriyorum be, 10 bin. 10 bin geldi, evet. 10 bin liraya beyefendi de, yok mu arttıran? 10 bin liraya gidiyor. Satıyorum. 10 bin liraya satıyorum. Rıfkı Rıfkı, sen bir teneke parçasına 10 bin lira mı verdin? Satıyorum. Sattım. Hayırlı uğurlu olsun. Rıfkı ne oldu Rıfkı? Evet, Osmanlı'dan kalma bu nadide tükürük okkası beyefendinin oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, nadide tükürük okkası. Bana geldi. 10.000 verdim. Benim. Benim hanımlar beyler. Benim, 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 benim. Benim, benim Rıfkı. Benim, benim. 10.000. İmkan vermedi. İmkan verse kaldıracak. Ben ne yaptım ya? Ya ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Garson efendi, bu bardağın haline böyle üstü leke içinde. Efendim? Efendim yok be, benim canımı sıkma. Allah Allah, bunları böyle içine suyu koyup insanlara içiriyorsunuz. Hep hasta olacaklar, ölecekler sonra. Ama siz yok hala cevap veriyorsunuz. Vallahi şikayet ederim sizi. Ben kapattırırım bu oteli burada ha. Yeter. Lütfen yıkar mısınız şunu? Efendim su bardağı değil o. Vazo olarak kullanıyoruz. Vallahi söylemeye çalıştım ama dinlemediniz beni. Ben gene de haklıyım olsun. Vazo da olsa onun çiçeklerinde bir canı var. Çok kirli çünkü, lütfen. Yıkarım efendim. Şşş. Yaklaşacağım. Oy, illa o tuvalet nerede var? İleride sol tarafta. Be
Ben sana yaklaşıyorum. Sen niye elinle gösteriyorsun ya? Musunuz Suzan Hanım? Kızınız gerçekten çok şanslı. Evet. Doğduğundan beri hep böyle güzel evlerde hizmetçilerle büyüdü. Ha, ben onun için söylemedim. Umut'la evlendiği için demek istiyorum. Ah, çok güzel söyledin Hatça. Acar tazı, çullu da belli olur, çulsuz da. Kuzumun kuzusu pırlanta gibidir. Çok iyidir, çok. Ah Umut'um çalışkandır, zekidir. Okullarını hep birincilikle bitirdi. Abartma sana diyeceğim. Biliyor musunuz? Oxford'dan istediler Umut'u da ailesine o kadar düşkündü ki o yüzden gitmedi çocuğu. İyi ki abartma dedik yani. Yani boy desen onda, post desen onda aslan gibi yani. Hamuru iyi, hamuru iyi yoğrulmuştur, iyi. Çok güzeldir. İsteseydi bugün profesör olurdu, profesör. Söyleyecekleriniz 10 dakikada bitti. Yani birkaç saatiniz varsa ben de biraz Pelin'den bahsetmek isterim. Tabii yetmez ama. Al birini. Yani al birini derken şöyle hani sordunuz ya bize vaktiniz var mı, saatiniz var mı dinlemek için diye. Bizim de bir 3 saatimiz var. Bir saatini al. Al birini yani al bir saatini Pelin'i dinleyelim. O zaman özet geçeyim isterseniz. Geçin efendim. Pelin'im güzeldir demiyorum. Kör değilseniz ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuzdur. IQ'su çok yüksek. Leyde okullarında okudu. Kibar, zarif ve insancıldır. Ya çıldıracağım ya çıldıracağım. Biz beyefendiyi kampta bilelim. O gitsin otelde kızlarla gönül eğlendirsin. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Ben ona soracağım. Onun kafasını kıracağım. Kafasını. Kır. Pelin onun kafasını kır. Ben de var ya Murat'a ne yapacağımı biliyorum. Öyle bir de Basun Masum bakıp diyorlar ki bize güvenmiyor musunuz? Biz size güveniyoruz. Biz size güvendik. Size güvendikten oldu. Ah, hiçbir şey olmadı. Güvenimiz yarı yolda kaldı. Gidiyor Murat Bey hemen ona güvenir güvenmez ne yapıyor? Gidip eski sevgilisiyle buluşuyor. Ve bunun için bir de Aslan kardeşlerin işin içine karıştırıyor. Ama sen dur. Biz geliyoruz. Geliyoruz. Geliyor bizim kızlar. Abi... Şu meyvelerden yeme fake hepsi ha, plastikten. Şaka yapıyorum ya, yani belli zaten sahte oldukları. Neyse, sen ne diyordun? Ne diyorsun oğlum? Dinle sen şimdi beni. Bu gayenin buluşacağı adamı buldum ben. Hatta kendisiyle görüştüm. Onun yerine bir başkası iş adamı olarak buluşacak Kaya ile. Kimmiş o? Karşınızda potansiyel müşteri, büyük iş adamı Serkan Sezer. Serkan Sezer. Nereden? Nasıl yani? Oğlum işte gayenin buluşacağı adamın gerçek adı. Heh. Allah'tan daha önceden görüşmemişler ki adamın yerine ben geçip kadınla görüşebileceğim. Güzel. De yani sana bir iş adamı kıyafeti falan lazım değil mi abi? Ayarladım onu da. Otel yönetimiyle konuştum. Hallediyorlar bir şeyler. Sen de haberin için artık çekimi yaparsın. Cemler de zaten o zamana kadar gelirler. Artık bana nasıl teşekkür edersin bilemiyorum. Ne oldu? Pelin de keşke burada olsaydı ya. Yani acayip heyecanlanırdı. Bu haberi yapmak isterdi o da benimle. Ben
Ben dayanamıyorum ya, dayanamıyorum. Bir an önce gidip onun yakasına yapışmak istiyorum. Sormak istiyorum ona. Burcu, gaza bas, gidelim, daha hızlı gidelim. Ya abi, bir kat görevlisi bulsan da bana bir yardımcı olsa ya. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Yeniden temizlemişler. Çok güzel. Ben hemen iki dakika şu lavaboyu kullanayım. Çıkar gider, ne olacak ki? Efendim? Evet, İstanbul'dayım. Şu an bir müşterimle buluşacağım. Akşamüstü de seninle buluşabiliriz. Evet evet, yeterli altın var. Rakama gelince de konuştuğumuz gibi. Piyasanın altında fiyatı. Kulüp mü? Olabilir. Nerede o kulüp? Maslak'ta Kurtuluş Caddesi üzerinde. E tamam o zaman. Akşam 8 gibi kulüpte buluşuruz. Tamam. Alo. Geldiniz mi Serkan Bey? Yok yok, oteldeyim ben de. Tamam, hemen geliyorum restorana. Cem, buluşma restoranda gerçekleşecek. Abim işaret verdiğinde baskını yaparsınız, tamam? Tamamdır. Ece'nin ne işi var burada? Ya yakalanma anını çok merak ediyormuş. Birden arabaya atladı. Biz de getirmek zorunda kaldık. Ama konuştuk. Hiçbir şey karışmayacak ve geride duracak. Evet evet, konuştuğumuz gibi. Ben sadece izleyeceğim. Güzel. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Kardeşim ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım Rıfkı? Şuna bak, ne olduğu belli olmayan, hiçbir fikrimin olmadığı bir şeye 10.000 lira verdim. Nesillerce tükürmüşler buna ya. Kanka ya, merak etme ya. Bir çözümünü buluruz, bir yolunu buluruz, hallederiz ya. Ya ne çözümü kardeşim? Ne çözümü? Benim var ya şu anda acilen evi falan terk etmem lazım. Bizimkilerden uzaklaşmam lazım, şehri terk etmem lazım ki abim polis beni yakalar. Benim o yüzden ülkeyi terk etmem lazım ya. Uf. Ya oğlum, daha parayı vermedik ki. Sonuçta senetede imza attırmadılar bize. Vazgeçtik deriz, olur biter ya. Aynen. Vazgeçtik deriz, ne olacak ya? E ne yapacaklar, hapse mi atacaklar oğlum? Hayırdır ya? Doğru diyorsun. Ayrıca atsınlar ya. Atsınlar, atsalar ha. Ne olur. Ben var ya 10.000 lirayı ezmiş şekilde ailemin karşısına çıkacağım, hapse girerim. Konuşalım şöyle. Yürü gidelim, konuşalım. Yürü konuşalım abi, gel konuşalım. Al. İşte bugünün kahramanı. Böyle genç bir yaşta. Hem sanattan hem tarihten anlaması ve değer vermesi inanılmaz bir şey. Seni tebrik ediyorum delikanlı. Geçmişin güzellikleri varlıklarını sürdürüyorsa eğer, senin gibi muhteşem insanlar sayesindedir. Yalnız şimdi şöyle yok, bir şey... Yok şey, ben teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemeliyim, çok mutluyum. Böyle bir antikayı, daha doğrusu tarihi eseri, sanat eserini köşkümün bir köşesinde sergilemekten ben de gurur duyacağım gerçekten. Ne diyeyim? Yaşasın sanat, yaşasın tarih ya. İşte gerçek bir sanatsever. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Rıfkı aksın. Sağ olun.
Kızlar. Kızlar kızlar. Hedefimiz bu kız, tamam mı? Dağılıyoruz ve bu kızı buluyoruz. Ve bulan diğerlerini hemen arıyor. Çekin. Serkan Bey? Evet benim. Gaye Hanım. Çok beklemediniz sanırım. Yok yok. Ben bir beklerken kahve söylemiştim de. İster misiniz? Olur. Söylüyorum o zaman. Konuşmaları alabiliyor musun? Gayet net kimseler. Ya bana en uygun yer burası gibi görünüyor ama orada da kadın oturuyor. Operasyon haberden daha ne? Buraya da yetin bence. Ya bir haberci edilecek laf değil bu Cemil. Ben şimdi gider konuşurum kadınla. Rica ederim, hallederim. Hem benim için de iyi paravan olur. Abi, şşt. Merhaba. Size bir haber için benim abim polis. Da çok açıkladım. Bir şey için buradayım, iş için. Sizi rahatsız ettim, kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Etmedim rahatsız. Hayır. Ben. Efendim bakın, ne güzel bütün eşyaları yerleştirdik beraber. Ne güzel yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Yakında düğünü de yaparız. Hiçbir sıkıntımız kalmaz inşallah ya. Ha, düğün dediniz de Vedat Beyciğim, ben bir davetli listesi hazırlamıştım. Oh. Buraya çağırmak istediğim birkaç kişinin adını yazdım. Ha, bir sayfa var ya. Pardon? Çok mu davetliniz var? Dur Hatice'm dur. Bir sayfa daha çevirmeye korkuyorum. Vallahi arkası geldikçe geliyor. Her sayfada bir kişi mi var? Yok anne, bütün sayfalar silme isim dolu ya. Suzan Hanım, acaba siz bu defteri geçen seferki nüfus sayımından, nüfus sayım memurundan mı aldınız? Çünkü hani bakıyorum da neredeyse İstanbul'daki herkes var burada. Ver. Bak anneciğim, belki senin de tanıdıkların çıkar. Ay çok şakacısınız Vedat Bey. Onların hepsi benim dostlarım. Vallahi Raci'ye bak. Senin bir tane dostun olmaz. Suzan Hanımcığım, siz bu kadar insanı nereye sığdırmayı düşünüyorsunuz? Futbol sahasına mı? Yo, yani benim düşündüğüm yere bu insanların hepsi rahat rahat sığarlar. Efendim, aklınızda neresi var? Çırağan Sarayı. Ha, Çırağan. Niye? Ne? Saray mı? Senin aklından zorun mu var? Ya ne olacaktı? Ben kızımın daha aşağı bir yerde evlenmesine asla müsaade edemem. Yok yok. Bu kadın sayı saymasını bilmiyor. Ya da kafasına güzel bir terlik yememiş. Şuraya bak. Ana kraliçe sanıyor kendini hanımefendi. Siz de kimle dans ettiğinizin farkında değilsiniz herhalde. Hanımlar rica ediyorum lütfen şöyle bir aranıza gireyim. Bakın sakin olalım lütfen ya. Vallahi bir sakin olalım. Bir orta yol bulunur ya. Vallahi bittim ben ya. Ben bittim. Sakin olun Suzan Hanım. Teşekkürler. Teşekkürler. Altınlar üzerinizde mi? Sizin istediğiniz kadarı çantamda. Ama farklı çeşitler de var elimde. İlk önce bir ilk partiyi halledelim. Gerisini konuşuruz. Tekrar hatırlatmama gerek var mı? Ödemeyi nakit alıyorum. Gerek yok. Para hazır. Hazır olun. Birazdan harekete geçiyoruz. Ne oldu Ece? Sıra dışı bir şey mi fark ettin? Yok. Şey... Ya ben kadın böyle kaçmaya falan çalışırsa hani nerede kaçabilir diye ben oralara bakıyordum. Kaçış yollarını. Merak etme. Öyle bir şans olmayacak.
Burcu? Hayır, ne Umut ne de Murat hiçbir yerde yoklar. Sevgi ile Selin de aramadı. Aramadılar yani. Bulsalardı ararlardı zaten. Nereye gitti bunlar ya? Bulamıyoruz. Burcu? Şu restorandaki kadın, bu fotoğraftaki kız değil mi? Dilek mi acaba? Dilek işte ya. Dilek'in ta kendisi. Dilek gelmiş restoranda oturuyor. Ay, karşısında da bir adam var ama. Evet. Yani yüzü görünmüyor ama iş adamına benziyor. Murat değildir o. Yok. Yok canım, Murat değildir. Zaten biz boşuna geldik ki buraya. Bence Murat. 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 Hazır olun. Murat komiser işareti vermek üzere. O zaman ben anlaştık gözüyle bakıyorum. Aman yalnız. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Vay, vay, vay. Demek ki ne yapılıyormuş? Kamplar böyle otelin restoranında yapılıyormuş. Burcu? Burcu, değil mi? Yani ben şey zannederdim, Pelin'cim, böyle kampı biz gideriz açık havada, doğada, böyle yeşillik alanlarda yaparız zannederdim. Restoranda ne işiniz var? Üstelik. Burcu. Burcu. Efendim Murat, şey mi yapıyorsun acaba? Adımı ezberlemeye mi çalışıyorsun? Ama çok normal yani. Sen şimdi beni unutmuş olabilirsin. Tekrar Dilek'le böyle karşılaşınca, yemek yemeye, kahve içmeye çıkınca Burcu unutulur, ne olacak ki? Sen olsan unut, herkes unutur. Bu kaçamağı kamufle etmek için mi çağırdın Umutları da, ha? Umutları da mı çağırdın? Herkesi, bütün kardeşleri bir şey yapmışsınız. İnanamıyorum ya. Umut da başka bir kadınla beraber. Ona da bunun manken arkadaşını mı ayarladınız? Nasıl ya? Yok ki ya. Yok öyle bir şey ya. Burcu, Pelin, hanımefendinin adı Dilek değil, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Hata yapıyoruz. Hatayı biz yapıyoruz. Tabii size güvenmek de büyük hata yaptık. Yani size inanarak hata yaptık ama siz ne yaptınız? Bizim güvenimizi boşa çıkarıp gelip restoranın göbeğine kamp kurdunuz. Evet yani bunun açıklanacak başka bir tarafı yok. İkiniz de resmen başkalarıyla gönül eğlendiriyorsunuz. Murat, kadınların altıncı hissi çok kuvvetlidir. Hele dört tane kadının altıncı hissi var ya, topa bakayım bir. Sen de işin içinden çık. Böyle işte sizin foyanızı ortaya çıkarttık. Sana söyleyecek bir şeyim var ama senden sonra benim bir de Dilek Hanım. Of be Burcu. Of be Pelin. Ya nereye gidiyorsun ya? Ne oldu? Ne oldu ki? Suçlular ya, kaçıyorlar bence. Ne oluyor ya? Ya Burcu. Ya yeter artık ya. Ya sizin yüzünüzden bütün emniyetin peşinde koştuğu sahtekar kadını elimizden kaçırdık. Ya senin yüzünden on numara haberim yandı Pelin ya. Hayır, madem bu kadar gözünüz döndü, arasaydın söylerdim her şeyi. Yok birader, aramazlar. Aramazlar. Niye? Hani çünkü bizi basacaklar ya. Hani akılları sıra bizi kızlarla yakalayacaklar ya. Aramazlar. Özür dileriz. Gerçekten özür dileriz. Bir şey sandık. Evet, büyük bir hata yaptık işte. Lütfen onlara kızmayın. Ben bütün suçu üzerime alıyorum yani. Benim yüzümden oldu. Benim suçum. Bak diyor ki suçmuş diyor bak. Suçu üstleniyormuş. Baya bunlar suç örgütü kurmuşlar abi ya. Baya çete gibi geldiler, bastılar bizi. Neredesiniz Murat? Kaç santimsiz arıyorum ben. Çok önemli. Abi bir dakika, sırası değil. Ya Burcu, siz durumun ciddiyetinin farkında mısınız? Elimizden bir suçluyu kaçırdık. Hayır, ben şimdi üstlerime ne hesap vereceğim? Ya, soruyorum size. Ya ben ne diyeceğim onlara? Şu an o kadar haklı ki utancımdan, o rezilliğimden diyorum ki yer yarasının içine gireyim. Ben önden atılırım. Benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım Murat. Abicim bir dakika. Ya ne zaman bana güveneceksin ha? Ya bir söyle, ben daha ne yapayım? Yani nasıl senin güvenini kazanayım? Hani kaç defa daha böyle bir olay yaşamamız lazım? Ya biz sürekli böyle bir saçma sapan bir şeyler yapıyorsun. Bak nelere yol açıyor. Özür yani bu yerden. Aha bu yerden, o gök var ya, o gök, o buradan oraya çıkana kadar özür dilerim. O kadar özür dilerim.
değil mi? Kızlar özür dileriz, özür dileriz. Çok özür dileriz. Özür dileriz. Ah Pelin, ah Pelin, ah Pelin ya. Ya hayır, bir de ben de üzülüyordum. Keşke Pelin de burada olsa diye. Yani hem bomba gibi haberi yaktın hem operasyonu yaktın. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Allah'ım, bu azarlamalar hiç bitmeyecek mi ya? Galiba bitmeyecek yani. Şu an hakikaten Murat'ın dediği gibi aşırı saçmaladık. Saçmalamanın ötesine geçtik, insanların işini bozduk yani. Çocuk, bunu çocuk yapmaz yani. Şuursuzluk artık. Bur, Murat bir bakar mısın artık bana sen? Çok önemli bir şey diyorum ya. Efendim abi, söyle. Buyur abi, dinliyorum. Çok kötü şeyler geldi başıma. Yukarıda bir kadının banyosunda mahsur kaldım ben. Yeni bir şey değil ki bu abi. Sen yani bir yerlerde mahsur kalmayı adet edindin zaten. Yürü, adeti bu. Çok kötüydü. Şeyler konuşuyordu, çok kötü şeylere şahit oldum. Ben dedi paramı peşin alırım dedi, altınları da getiririm dedi. Akşam kulüpte mi ne buluşacaklarmış. Abi, abi ne diyorsun sen? Sen Gaye'nin odasında mahsur kalmışsın. Ha. Neredeymiş kulüp? Maslak'ta Kurtuluş Caddesi'nde saat 8'de buluşacaklarmış. Lan sen var ya. Ne şahane bir abisin ya. Ne şahane bir abisin. Ha, sağ ol. Ya abi sen lütfen sürekli bir yerlerde mahsur kal be. He. Cem yürü. Gidiyoruz. Hadi gidin. Dedektif. Ben haber. Yok birader. Bu sefer peşime kimseyi takmıyorum. O kadını yakalamam lazım. Hadi. Sağ ol. Kaldı mı? Ben kaldım. Haber yok. Operasyon var, haber yok. Allah'ım yakalasın inşallah. Ne olur yakalasın. Bizim de içimiz rahat etsin. İşine gücüne baksın. Evet ya. Yoksa aylarca yüzlerine bakamayız bunların. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bunun operasyona gittiğinden emin miyiz? Aa, Sevgi yani. Ne nerede ya? Yeter. Lütfen. Hayır yani sinirlendik şu an. O elindeki ne mutlu? Ya siz ne kadar sanattan anlamayan böyle cahil insanlarsınız ya. Bu var ya 18. yüzyıldan kalma ta Osmanlı döneminden inanılmaz bir tarihi eser. Çok severim ben o. Neymiş ki bu? Tükürük okkası. Abi ne yapıyorsun ya? Ben buna kaç para verdim sen biliyor musun? Kanka teknik olarak sen vermedin ki ya. Umut abi ben. O nasıl oluyor ben anlamadım ya. Sen bu teneke tas ne kadar ki ya? Teneke tas diyor hala ya. Abicim bu senin teneke tas dediğin o kadar önemli ve mühim bir şey ki düşün 18. yüzyıl diyorum bu dededen oğluna, oğlundan toruna, torunun babasına, oradan on... Şu anda bulmacayı çözdüm ben. Ah, vallahi mi oğlum ya? Aynen ben çözdüm. İki baba, iki oğul eve gidiyorlar ellerinde ama 3 tane balık var. Nasıl oluyor? Tamam işte dede... Dedenin oğlu, baba, bir de onun oğlu. 2 baba, 2 oğullar, 3 balık. Hayda! Ha? Ya doğru mu bildin mi Umut? Vallahi doğru cevap. Aferin oğlum. Aferin. Ne oldu? Aynen yani sonuçta bu teneke parçası için 10.000 TL verdiğini öğrenince Umut abi yine gurur duymaya devam edersin. Böyle sevinirsin diye düşünüyorum. Bir dakika ne Umutlu? Sen teneke tasa 10.000 lira mı verdin? Teknik olarak ben verecek kadar salak değilim. Yani sen verdin çünkü. Mutlu. Mutlu. Alsana şunu. Sen al abi ya. Rıfkı alsana şunu. Ya ben niye alıyorum ya? Rıfkı açana şunu açırdan. Ne yapayım Umut? Kıskandım işte. Senin başka bir kızla olma ihtimalini düşününce mantıklı davranamadım. Ya sana inanmadığım için ve böyle şeyler yaptığım için gerçekten özür dilerim. Pelin, ben ömrüm boyunca senden başkasına bakmam ki. Ben de ömrüm boyunca seninle olmak istiyorum. Öyle mi? Öyle. Hadi üşüdünsen gel içeri geçelim. Aa, yeter artık ya! Yeter! Taşura ve kadar geldin sanırsın İngiltere Kraliçesi'nin kızını alıyoruz. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Hadi Cem sakin ol, rezil olacağım. Hayır efendim, sakin falan olmuyorum. Rezil oluyorsak da olalım. Olmaz bu iş, bu iş olamaz. Artık bitti, ayrılıyorsun o evladım, tamam mı? Bitti, ayrılıyorsun. Aman çok da dert.
biz değil, siz kaybedersiniz. Alçak yerde tepeci kendini daha zannedermiş. Bizim öyle burnu büyüklerle işimiz olmaz hanımefendiciğim. Hadi alasma aldık. Kendine iyi bakarsın artık. Anacığım sen yapma bari ya. Bırak Allah aşkına Vedat. Bana bak Umut, sen bu işi unut, hevesini mevesini de bitir. Bu iş bitmiştir. Hadi bakalım çabuk, olmayacak bu iş. Hadi gidiyoruz artık. Aynen öyle, aynen. Hem de hemen ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar, evet işte ayrılıyorlar. Biz de gidiyoruz. Yürü oğlum çabuk peşimize düş. Evet. Ayrılıyorlar bir şey. Siz ne kaldık sanki? Bırak ya. Kapat kapıyı, kapat. Kapat. Varmış. Gözümüz yollarda kaldı. Hı? İkinci operasyonu da bozarsın diye bekliyordum ama vallahi şaşırttın bizi. Gelmedin. Her an bir köşeden çıkarsın diye bekledik. Ama yoktun vallahi. Şöyle şeyler söylemesene. Utanıyorum zaten. Kendimi yeterince kötü hissettim. Rezil ettim ya. Yapılacak iş mi bu? Yani ayrıca ister miyim ben senin hiç işine taş koymayı, işini engellemeyi, başarısız olmanı ister miyim? Yok. İstemezsin tabii. Arkadaşlar böyle şeyleri ister mi hiç? Ama arkadaşlar başka kadınları kıskanıp baskın da yapmazlar. Sevgili olsak neyse. Ama biz sadece arkadaşız. Değil mi? Özür dilemenin anlamsız olduğunu biliyorum. Yani yine özür dileyeceğim. Ama bir şey değişmeyecek. Ya, yaptıklarımdan dolayı kendimi hakikaten çok kötü hissediyorum. Tamam tamam. Hadi üzme artık kendini. Yakaladık. Gerçekten mi? Hem de tam iş üstünde altınlarla beraber. Ya. Yani iyi oldu o zaman. Sevindim. Ya bir daha çocuk evlendirmek mi? Tövbeler tövbesi ya. Bittim ben, mahvoldum yani. Yok yok yok. Evlenme mevlenme yok. Bunlar da boşanacaklar zaten, yeter. Ay o kendini beğenmiş kadının kızıyla evleneceğine bekar kalsın ömür boyu daha iyi. Evet anne doğru söylüyorsun. Yarın bir gün bu kızın anası gibi türlü türlü huylarının çıkmayacağı nereden belli? Otursun oturduğu yerde oğlan bizim. Bitti tamam. Ay ben azıcık soluklanacağım şurada. Ay siz gidin. İyi hadi ben gittim o zaman. Tamam anacığım bir acelemiz yok, al nefesini. Yorucu bir gün oldu. Ay şey yapayım ben o zaman. Bize birer tane kahve yapayım böyle en sadelisinden içeriz. Ciddi mi diyorsun? Tabii. Hayır demem valla. O ne ya, bir şey düşürdün. Kadının üzerinden düşen sahte altınlardan biri. Ya herhalde delil torbası delikti, cebime düşmüş. Bakabilir miyim? Merak ettim.